Şimdi baş başayız. Baş başayız. Çekeceksin o tetiği. Çünkü bir dahaki gelişimde sana karımı veriyor musun diye sormayacağım. Buraya bir dahaki gelişimde ne zaman, neden geldiğimi anlamayacaksın bile. Emir, buraya bir dahaki gelişimde... Bir daha gelişin olmayacak. Onun adı Volkan Baykara. Benim oğlum, senin yeğenin. Ona dokunmayacaksın Emir. Emir! Ben o bağı keseli yıllar oldu. Bu benim hiçbir şeyim değil. İstesen de istemesen de aynı kandan geliyorsunuz. Bu zamana kadar bu kana güvendiniz. Artık bitti. Bir daha bu eve girmeyecek. O kıza da hiçbir şey yapamayacak. Bitti. Zeynep! Zeynep, duyuyor musun beni? Sarpçayı ateşe veririm kızım. Zeynep, çık dışarı. Sevdiğin kim varsa, ne varsa yok ederim Zeynep. Şşş. Tehdit devri kapandı. Artık o bu yok. Zeynep'in kararı yok. Ben varım. Anladın mı beni? Sadece ben varım. Zeynep. Hayda. Zeynep, sakın bak. Yeter artık. Tehditlerine boyun eğmeyeceksin. Böyle iki ileri bir geri yaşayamazsın. Biliyorum hocam. Ne o zaman? Hocam, ne olursunuz bana güvenin. Zeynep, gitme işte. Onu görünce kötü oluyorsun. Direncin kırılıyor. Emir abin halletsin, bırak. Hocam lütfen. Ya Zeynep. Ana. Zeynep Bey. Nevzat. Nevzat. Zeynep. Dirensen de, bağırsan da, çağırsan da bir yere gitmek yok. Buradasın. Merak etme Emir abi. Gitmeyeceğim. Ben ona boyun eğdikçe daha kötü olduğunu anladım. Duydun mu? Zeynep, yapma. Bak, unutuyorsun. Böyle olduğunda neler yaptığımı unutuyorsun. Ben senin evini yaktım lan. Gerekirse gelir burayı yakarım. Annenle kardeşin elimden kurtulamaz, yapma. Yeter artık, hadi. Emir abi, izin ver. Peki. İstediğini yap. Sana yenilmeyeceğim. Sana verilecek en iyi cevap. Bunu çok daha önce yapmalıydın Zeynep. Ulan senin o eline de inadına da... Yavaş, yavaş. Büyük hata kızım. Bu yaptığın büyük hata. Bana bakın lan. Hepinize söylüyorum ben. Hepinize söylüyorum. Hepiniz elimde kalacaksınız. Senden mi korkacağız be? Gerekirse ölürüz. Vermiyoruz lan ablamı. Sıkılırsa kendi al. Alamayacaksınız kızımı. Kız sevmiyor seni işte. Sevmiyor. Bırak artık. Vay be. Emir Baykara'nın kanatları altına girince tabii. Doğru. Sadece onlar değil, hepimiz Zeynep'in arkasındayız. Bundan sonra bu evin kızı bizim kızımız. Bu evden kız almak istiyorsan hadi gel de al. Tamam, duyacağını duydun. Hadi yürü gidelim. Dur baba, dur.
Şöyle şunların yüzüne tek tek bakayım da hepsinin bir. Kime ne ceza keseceğim bir göreyim. Yok o kadar vaktimiz. Yok hadi. Güzeli. Sen var ya çok büyük bedeller ödeyeceksin. Ya bak git tehditlerini daha taşıyam. Burada değil. Hadi. Sen kazanamayacaksın biliyor musun? Bak arkandaki insanlara. Sen meleklerin tarafındasın Emir Baykara. Meleklerin tarafındayım. Ama melek değilim. Zorlama beni. Zorlama. Yürü. Gel buraya. Geç. Bin şu arabaya. Macide Hanım. Ferdi bana acil bir telefonla hat ayarlayacaktı. Ne oldu? Aha, yoldadır. Neredeyse gelir. Telefonunu versene. Volkan'ı arayacağım. Elif Hoca arıyor. Aç. Buyurun Elif Hocam. Macide Hanım yanında mı? Yanımda. Veriyorum. Ne var? İyi günler Macide Hanım. Hadi söyle seni dinliyorum. Telefonunu daha fazla arama diye ben ulaştım sana. Bak bir fotoğraf yollayacağım şimdi. Geldi mi? Sen nereden buldun bunu? Hastanede unutmuşsun. Ama keşke oğlunun doğum günü yapmasaydın şifresini. Bak seni... Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Bu telefonu polise verirsem... ...beni kaçıran kadınla olan bütün yazışmalarım, konuşmalarım... ...hepsi tek tek ortaya çıkar. Kim bilir daha içinde neler vardır. Oğlunu durduracaksın. Bizim yanımıza yaklaşamayacak. Yoksa bu telefonu polise veririm, gerekeni o yapar. Allah kahretsin. Nereden bulmuş? Bilmiyorum. Hastanede diyor. Macide Hanım. Bunun bakışı bakış değil. Sen nasıl bir yılansın ya? Sen mi verdin telefonumu Elif'e? Ne münasebet? Yalan söyleme bana. Ben nereden bileyim Macide? Ben kalkarken senin telefonun bir yerdeydi, çantan bir yerdeydi. Görmüş almıştır. Benimle ne ilgisi var? Bırakmasaydın telefonunu orada burada. Yazsana Esma. Oğlum ne yapıyorsun? Hiç. Volkan Emir dayının bahçesindeymiş. Abim almaya gitti ama haber yok ikisinden de. İsmail aynı evdeler. Efendim? Gidip yardım edeyim. Beraber getirelim Volkan'ı. Volkan ne diyorsun oğlum? Dur. Ne yaptınız? Ne oldu? Olan şu. Zeynep meselesi kesin olarak kapandı. Çok iyi olmuş dayı. Ne diyorsun lan sen? Zeynep'in diyorum. Senden kurtulduğu çok iyi olmuş. Volkan, senden mi başlayayım oğlum ceza kesmeye? Sen kimsin de herkese ceza kesiyorsun, ha? Ben kim miyim?
Yapma! Öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan seni! Zeynep'le arama girmeye çalışan herkes öldürürüm lan! Hastasın sen, hasta! Senin kapatılman gerekiyor! Lan kim nereye kapatıyor beni? Leyla. Kim kapatıyor? Leyla! Hadi çık yukarı! Çık oğlum, çık! Çık! Hadi yürü! Çık! Volkan dur artık, yeter! Bırak! Durumur yok! Zeynep bu eve dönene kadar böyle! Bu ne böyle be? İnsaf et bir, dur artık! Kız istemiyor Volkan. Kız istemiyor. Ölümden dönen kızı sana verirler mi zannediyorsun? Ölümden döndüyse de geleceği yer bu ev, benim yanım. O zaman haberin olsun Volkan Bey. Emir'in elinde kalacaksın. Ben Zeynep için ölürüm. Öldürürüm. Karşıma kim çıkarsa çıksın. Haberin yok. Bitti. Bu iş bu kadar. Siz tanımıyorsunuz Emir abimi ama ben o bakışı biliyorum. Volkan bu saatten sonra ne yaparsa yapsın Emir abim onu her yerden kovalayacak. Daha merak etme. Yani sonuçta çekip gitti bugün de. Dönüşü muhteşem olmasın da. Açtı yine zehirli ağzını yılandan. Kızım biz düşünmek zorundayız biz. Biziz bu kızın ailesi. Ne yapalım? Bir şey olacaksa da bize olacak. Düşüneceksek de biz düşüneceğiz öyle. Evet. Zor bir durumdayız. Ama unutmayın ki Volkan'ın arkasında artık onun ailesi yok. Ya tamam Ekrem Bey şimdi gözden çıkardı artık onu ama... Macide oğlumcudur yani. Bırakmaz öyle peşini hemen çocuğu. Bırakacak. Durduracaklar onu. Ama yine dikkatli olmamız lazım. Kendimizi korumamız lazım. Emir abinizin sözünden çıkmayacaksınız. Hocam... Benim yüzüm Zeynep. Sakın. Bir daha böyle konuşmak da hiçbir koşulda oraya dönmek de yok. Bu artık sadece seninle ilgili değil. Hepimiz için onur meselesi. Emir abin için de böyle. İstediklerini başarmanı sağlayacağız ki... ...senin gibi başka kızlara da sen umut olacaksın. Olacaksın tabii. Doktor da olacaksın, tıp okuyacaksın sen. Aa, iyi. O da güzel ama şimdi Zeynep hala kağıt üzerinde manyak Volkan'ın karısı ya. Nasıl okula döndürüyoruz biz Zeynep'i şimdi? Zeynep hemen Volkan'dan boşanacak. Adamlara söyleyelim buralarda görünmez olsunlar. Ev halkı tedirgin olmasın. Merak etme Emir, ben konuşurum. Hepsi zaten güvenilir çocuklar, ne yapacaklarını biliyorlar. Zahit baba. Bak biz son sözümüzü söyledik, artık dönüşü yok. Ha Zeynep yarın öbür gün düşebilir, dağılabilir, eve gitmek isteyebilir ama biz engel olacağız. Bu iş bitti Emir. Dediğin gibi bu Zeynep meselesi değil artık. Yanında koruma da olsa ben ya da sen olmadan sakın dışarı çıkmasın. Ha, sadece Zeynep değil, diğerleri de buna dahil. Ortaklık ne olacak? Ortaklık sayesinde denetime girecekler. Elleri kolları daha da bağlanacak. Şimdi önemli olan suların durulmasını sağlamak. Durgun sular derin olur. Daha sağlam boğulurlar. Yarın sabah Zeynep'le beraber avukata gideceğiz. Elimizdeki şiddet raporuyla Volkan için uzaklaştırma kararı isteyeceğiz. Çok iyi de Volkan boşanmayı kabul eder mi sanmıyorum. Fazla zorlayamaz. Elif. Allah kapak olsun bu saatten sonra. Bir de üstüne okula dönüyor muymuşsun? Yok böyle saçma sapan şey olmaz. Ben polisle gideceğim, karımı alamayacağım mı şimdi? Kanun böyle Volkan Bey. Anlattı ya avukat bey. Zeynep 16 yaşında olsa da evlendiği için ergin sayılıyormuş medeni hukuka göre. Allah kahretsin ya. Boşanma davası açılması durumunda... Ne boşanması ya sen? Hayırdır, kim kimden boşanıyor? Ne boşanması? Şş, oğlum, her türlü duruma hazırlıklı olmamız lazım. Hele ben karımdan boşanmam. Tamam, çekil şöyle. Gel ben seni uğurlayayım. De. Hadi. Hep senin canını okuyacağım. Hep senin canını okuyacağım anne. Oğlum,
Bak çok sıkışmış durumdayız. Bizi bitirirler. Anne, Zeynep bu eve kendi isteğiyle dönerse kimse bir şey diyemez. Annesi için döndü, yine dönecek. Kızı çevirmişler kızı. Kendi gelmek istese yine vazgeçirirler. Annen de ben de dur diyoruz, duracaksın. Durmayacağım. Siz olmazsanız olmayın, ben yeterim hepsine. Neye yetersin acaba? Nasıl yetersin acaba? Yahu yeter, bir kız yüzünden heder olduk. Her şeyi bir yana bırak. Annenin telefonu öğretmenin elinde gidip ifade verirse anneni içeri attırır. Biz de Mehmet'i içeri attırırız babacığım. Onlar da seni. Hadi sen nereye giriyorsan gir, anneni mi hapse düşüreceksin? Sen beni oraya yalnız göndermeseydin böyle olmazdı. Ben bugün gider karımı alırdım. Beni Emir'in ayarladığı adamlara sen mecbur bıraktın baba. Bak bana adamlarını ver. Ben gideyim karımı alayım. Hayır efendim. Senin takıntın yüzünden bu ev tepemize yıkılmayacak. İzin vermiyorum. Ben senden izin istemiyorum artık. Acaba gidip hangi parayla, hangi güçlü Emir'in elinden kızı alacaksın? 5 kuruşun kaldı mı? Yok. Otur oturduğun yerde. Kızı kurtaracakmış da bilmem ne. Ekrem yalnız farkında mısın? Kardeşin oğlumun karısını aldı ve vermiyor. Ne oldu Macide? Birden gelin sevdalısı mı oldun? Hayır, ben Volkan'ı düşünüyorum. Acaba diyorum, kızı onların elinden bir şekilde alsak da ikisini yurt dışına mı kaçırsak? Yahu içeri girersin, içeri, anlamıyor musun? Sen bir şekilde... Macide, zorla bir kez beni bu işin içine soktun, durduk yere Emir'e yenildim. Hala ne diyorsun sen? Ekrem, sadece böyle kalmayacaklar ama biliyorsun değil mi? Eski defterleri de açacaklar. İşte o yüzden bu konu kapandı Macide Hanım. Ben de Ekrem Baykara'yım. Tamam, bu konuda Emir'e kaybettim ama bir daha kaybedemem. Sarpçayı ona vermem. O yüzden sen de kır dizini, otur, oğlunu da yanında tut, sustur. Ben çıkıyorum. Emir, niye bu kadar kızıyorsun ki, anlamadım. Boşanma fikrini söyleyen sensin. Yahu işte fikir, fikir. Gidelim ilk önce bir avukatla görüşelim, karar verelim. Bu aşamada anlatman doğru değil. Onlar da sevinmesin mi biraz? He, yarın gidecekler, okulda Zeynep boşanıyor diye laf çıkaracaklar. İlk önce bir yapalım, sonra duyururuz. Sadece senin yöntemlerine hareket edeceğiz. Evet, net. Senin kararlarını uyguladık. Ne oldu? Sonuç olmadı. Bak, şunu anlamanı ve herkese anlatmanı istiyorum. Benden habersiz karar alırsanız olmaz. Benim arkamdan iş çevirirseniz ben sizi koruyamam. Başladık yine derse. Yok, daha bitmedi. Sakın Volkan'ın babasıyla arası bozuk. Sendeki telefon yüzünden Macide geri çekildi diye düşünme. Anladım. Tamam. Ama yine de Macide biraz olsun durulacak. Ona da anlattım. Bana mı teslim ediyorsun? Sonuçta artık senin yöntemlerine hareket ediyoruz. Ben de Sherlock Holmes değilim, öğretmenim. Sen de daha güvende olacak. Bravo. Bravo. Volkan, ne yapıyorsun sen? Ne bunun şifresi? Senin her şeyin benim doğum tarihim değil mi? Oğlum, babam bunun içindeki her şeyi biliyor. Yapma. Senin bütün paranı bloka koydu değil mi bu? Evet, koydu. Sen mal mülk hiçbir şey satamıyor musun? Satamıyorum oğlum. Ona sormadan hiçbir şey satamıyorum. O zaman sen karar vereceksin Macide Sultan. Ya şifreyi söyle ya da ben bunu götüreyim arka mahallelerde açtırayım. Volkan, bak onun içinde öyle para edecek bir şey yok. Ulan dünya kadar mücevher var bunun içinde. Onlar aile yadigarı Volkan. Onları da mı satacaksın? Anladım, sen söylemeyeceksin şifreyi. Ben gideyim bunu halledeyim. Tamam, dur. Dur. Abinin doğum günü. Babanı öyle ayarladı. Volkan, bak babanın söylediklerini duydun oğlum. Yapma ne olur. Vay be. Emir'in evine gitmeyeceğim, merak etme. Madem Zeynep dönmemeye kararlı, bakalım felaketler peşlerini bırakmayınca aynı kararlılık sürecek mi? Oğlum, bak başını belaya sokacaksın sen.
Eli onlar yükseltti Macide Sultan. Bedelini ödeyecekler. İnadına vermiyorlar bana Zeynep'e. İnadına yapıyorlar bunu. Bakalım başka kızların yardıma ihtiyacı olunca ne yapacaklar? Duracağım anne. Ellerinde büyük bir koz var, duracağım. Ama en çok da senin için duracağım Macide Sultan. Tamam oğlum, tamam. Doğum çok uzun sürmeyecek. Anne. Volkan bir müddet duracak gibi. E dursun zaten artık yeter. Macide telefonu Elif Hoca'ya verdiğini biliyor mu anne? Yok bilmiyor. Abimle konuştum artık bu kadına bir şey yapmayacak mısın diye. Ne yapabilirim baş edemiyorum dedi. Ama başka bir şey daha konuştum. Senin burada kalacağını söyledim. Bu gitme meselesinden vazgeçtim değil mi oğlum? Doğukan o an sinirle gitmek istiyorum dedi ama aslında kalmak istiyor dedi. Doğru söylemişsin anne. Mesaj beklediğin kişiden değil galiba. O mesaj beklediğin kıza benim de teşekkürlerimi ilet. Belli ki senin burada kalmanı sağlayan o. Hı? Esma, telefonu içeride bırakmışsın kızım. Dedem ver dedi. Ben de bunu arıyordum anneciğim, çok sağ ol. Bu Doğukan, sana neden mesaj atıyor? Ya öyle salak salak kendi kendine mesaj atıyor işte anne ya. O yüzündeki gülümseme ne? Ne? Ya yok yok bir şey ben... Ama ben dalga geçiyorum zaten, onda benim ne işim olacak? Bak kızım, deden de görmüş, hiç hoşlanmadı. Deden mi? Esma'ya söyle, o çocukla konuşmasını istemiyorum dedi. Anne aslında yani... Bak yavrum, o evden zaten bir bela var başımızda. Bir ikincisini sarma lütfen. Yok tamam. Tamam anneciğim, bir şey yok, merak etme sen. Bizimkiler nerede? Herkes odasında. Bugünlük bu kadar macera yeter. Tabii Fatma abla da çocukların peşinde elinde kahvelerle. Unuttu mu seni? Yok, unutmaz beni. Sen nasıl içersin? Nasıl? Sen kahve yapmayı biliyor musun? Yok artık. Vallahi bravo. O zaman sade. Çayı da sade içiyorsun. Ben senin gibi her şeye üç şeker atmıyorum çıldırmış gibi. Ne o? Var ya, sana kahve şekersiz değil de biberli yapmak lazım. İnşallah o kahveyi senin elinden içmek de nasip olur. Bilirsiniz işte adettir. Ben kahveleri yapayım, getireyim o zaman. Bibersiz yani sade, şekersiz yapayım, geleyim. Gelir gelir. O günler de gelir. Aşk olsun Zahit baba. Ben ne olsun dedim. Bana bak Emir. Sen bu isteme kahvesine falan kızıyorsun. Yoksa niyetin bu kızı oyalamak mı? Bak karşında beni bulursun, haberin olsun. Peşin peşin söyleyeyim. Tövbe tövbe. Ya iki dakikada nereden nereye geldik? Ekrem Bey. Hı. Ben Volkan'ın gidebileceği bütün mekanlara baktım ama Volkan'ı bulamıyorum. Aramaya devam et Ferdi. Volkan neredeyse git bul, sahip çık. Ekrem Bey, haddim olmadan özür dileyerek söylüyorum ama... ben bu hallerinde Volkan'a nasıl sahip çıkacağımı bilmiyorum. Onun da yolunu kendin bulacaksın. Gerekiyorsa tasma tak. Bir şeye kalkışırsa da bana haber ver. Hadi Ferdi, hadi. Başüstüne Ekrem Bey. Ah Volkan, ah. Thank you.
Ay ay. Ya birader, arıyorsun. Ta İstanbul'dan kalkıp geliyorum. İki dakikalık yolu gelemiyorsun. Tatava yapma. Geldik. Kerem Güray konuştu mu seninle? Konuştu. Mevzu ne? Karımı alacağım. Aldığımda da bir bu kadar daha alacaksınız. İyi. Toplanalım, gidelim, alalım. Sen öyle elini sürebileceğini mi sandın ona? Öyle olmayacak bu. Sevdiklerinin canını yakacağız. O da bana geri dönecek. Bunlar mı? Bizim işlerde böyle güzel kızlar pek olmaz ama söyleyeyim sana. He? Bu işte böyle güzel kızlar var. Ne yapacağız? Canlarını yakacaksın güzel kardeşim. Bir kadının canı en çok nasıl yanıyorsa, nereden yanıyorsa... oradan canlarını yakacaksın. Ne zaman? Hemen. Yarın. Uyar. Beyler, hayırlı olsun. Yeni bir işimiz var. Ama ne kadar ileri gideceğiz? Bu önemli. Sen bize sınırları bir çiz ki bilelim. Ben artık gideyim. Nereye? Ortalık yangın yeri. Birkaç gün daha burada kal. Yok. Olmaz. Elif, benimle kavga etme. Edeceğim. Ben hiç kendimi bu kadar... Ne bu kadar? Biz seninle ne konuştuk? Ben sizi koruyacağım dedim. Sen bana tamam dedin. Kızlar için tamam. Ama ben kalamam. Neden? Peki. Bak. Bence daha fazla susmanın bir anlamı yok. Zahit baba ikimiz için havada asılı olan bir şeyi aldı, önümüze koydu. Bundan mı korkacağız? Evet. Evet değil işte. Ben senin güvenli alanına girersem, kapılıp gidersem kendimi koruyamam. Bu zamana kadar hep ben kendimi korudum. Gardımı hiç düşürmedim. Bu gardını düşürmek değil ki. Öyle işte, anlamıyorsun. Ben o ahırda tutulurken kendimi bırakacağım, kendimi kaybedeceğim bir an oldu. İşte o an senin bana güveniyor musun diye sorduğun aklıma geldi. Ben de sana güveniyorum dedim. Orada ben o şekilde ayakta durdum. Ya sen de? Ya ben de gelmeseydim? Hayır. Mesele gelmemen değil ki. Güvende hissetmem için sana ihtiyaç duymam. Her zor anımda orada olacağına alışmam. Alışacaksın. Bak, eğer insan birini kaybetmekten korkuyorsa onun için her yere gider. Onu bulmak için her şeyi zorlar. Kalbinin sıkışacağını bilse onu kurtarmak için koşar. Ben... Ne sen? Ne? İşine gelen şeylerde konuş, gelmeyince sus, bu mu? Ben gitmek istiyorum. Elif. Emir, lütfen. Burada benim yanımda kendini güvende hissetmende bir problem yok. Var işte, anlamıyorsun ki. Neyi anlamıyorsun, anlamıyorsun? Tamam, tamam, anlat, anlayayım. Birinin yanında kendimi güvende hissetmem o kadar zor ki. Ben bu zamana kadar kimseden destek bile almadım. Hele bir erkeğe güvenmenin yanından bile geçmedim. Farkındayım. Ben... küçük yaşta erkeklerden sadece darbe aldım. Yurda beni öz babam bıraktı. Bir de... orada bana yaklaşmaya çalışan o...
korkunç adam vardı. Kazıya öğretmen geldi, çekti, çıkardı beni. Sonra hayata tutunmak için bir yol buldum. Onun gibi öğrencilerimi kurtaracaktım. Ben de onların Elif hocası olacağım dedim. Evet, hepsinin Elif hocası oldum. Benim hayatı devam edebilmem için güçlü olmam, kendime yetmem lazım. Ama ahırda... ben seni düşünmeden kendimi güçlü tutamadım Emir. Tuttun. Oradan çıktın ve kaldığın yerden devam ettin. Bak, sen çok güzel ve çok güçlü bir kadınsın. Elif Hoca da birilerine güvenebilir. Korku Elif Hoca'nın en büyük düşmanı. Sana güvenmek de beni çok korkutuyor Emir. O yüzden bunları konuşmak o kadar zor ki. Peki. O zaman konuşmayalım. Dersim yok benim. İstersen bugün halledelim. Tamam hocam. Okul çıkışı buluşuruz o zaman. Olur. Evde bir hareketlilik yok değil mi? Yok. Dün dedim. Ya Volkan bir müddet duracak gibi. Yani bir süre rahat bir nefes alırız diye umut ediyordum ki öyle olacak gibi duruyor. Sen kendine dikkat ediyorsun değil mi? Ediyorum hocam. Heh, bak geçiştirme beni sakın. Dikkatli ol. Volkan'a da bulaşma. Tamam. Görüşürüz. Kimmiş o Volkan'a bulaşacak olan? Volkan. O telefonu sana da. Leyla'dan, yani ablandan aldım. De, onlara güvenebilir miyiz bilmiyorum. Doğukan'ın benim ve Zeynep için yaptıklarını sabah anlattım sana. O evden birileriyle de gurur duyacakmışım demek ki. Evet, kesinlikle. Doğukan çok akıllı ve cesur biri. Dayılarından rengi kara, kendi ak olanına çekmiş yani. Elif. Biz çocukları okula yollayalım. Zeynep'i de alıp hemen çıkalım bence. Evet gençler, anlaştığımız gibi. Evden okula, okuldan eve. Tamam Emir abi. Efendim? Tamam Emir abi, merak etme. Vallahi bak bana merak etme deme. Göndermem, okula oturursunuz evde. Daha neler? Niye sen de buradasın? Beraber ders yaparsınız işte. Edebiyat mı öğrensin çocuklar sadece? Peki. O zaman Levent hocanız da gelsin. O da size matematik anlatsın. Özlem'i de çağırırız. O da bize İngilizce öğretir ha? Özlem hoca. Ay hocam, o kadın size neler etti? Hocalığı mı kaldı onun? Hadi Nevzat. Dikkat. Heh, tamam tamam Emir Bey. Hadi gençler, iki dakikaya teker döner hadi. Mehmet de bizimle gelmek istedi. Ya ben ablamı zorla evlenirken gördüm. Şimdi de ayrılırken görmek istiyorum. Mehmet merak etme. Ablanı o adamdan kurtaracağız. Ama şu an bunun için okulunu asmamalısın. Duruşmada yanımda olursun ablanın. Ama hocam ben de... Aman koçum aman. Şimdi Elif hocam başlayacak okulla ilgili konularda konuşmaya. Sabah sabah kafamız patlayacak. Teessüf ederim Emir. Hadi gel. Seni de okula bırakalım. Tamam. Geç. Hadi dikkat edin. Geç, güzel. Geç sen de. Geç.
Seninkiler geliyor. Takılalım peşlerine. Gerek yok. Tuncay, her gün bu yoldan gidiyorlar işte okula. Bir aksilik olmasın, tamam mı? Bak o geçen gri arabanın arkasındaki benim güzelim. O kıvırcık saçlı olan. Ona bir zarar gelmeyecek oğlum. Tamam? Volkan gelmemiş. Konuştun mu? Mesaj attı. İyiymiş, kafasını dağıtıyormuş. Da sana biraz kırgın tabii. Aman eksik olmasın. Benim antika saati yukarıda bulamadım. Kasada mıdır? Yok, kasada değil. Kasada değil. Yukarı çıkardım ben, çekmeceye koydum. Yoktu çekmecede, bak. Orada. Ekrem yukarıda diyorum. Allah Allah. Tamam ya. Ne bu sinir? Yok yani sinir değil de artık benim lafıma da inanmıyorsun. Kendi ellerimle çekmeceye koydum diyorum yukarıda. Yok. Başka bir şey var sende. Volkan'ı aldım geldim, Zeynep'i orada bıraktım. Ona mı takılıyorsun hala? Yahu telefonunu ellerine bırakmışsın. Seni de yakacaklar, farkında mısın? Zaten benim telefonum onların elinde olmasa... ben soyadı Baykara olan kızı orada bırakmazdım senin gibi. Oğluna olan kininden insanlar ne der diye umursamıyorsun bile artık. Oğlun yüzünden herkes diyeceğini diyor zaten Macide. Tamam, tamam. Sabah sabah başladın yine. Hadi git getir saati. Tamam. Sen de gel benimle, gözlerinde gör nerede olduğunu saatini. Tamam Macide, istemiyorum saat mat. Lanet olsun. Sorduğuma pişman oldum. Ekrem. Dur şey soracağım sana, şu Doğukan'ın yatılı okul işi ne oldu? Bir dur be Macide, bir dur. Biz o meseleyi erteledik. Siz kardeşinle birlikte ertelediniz. Doğukan'ı burada tutan Leyla yakında seni Emir'le de barıştırır Ekrem. Öyle bir şey olamaz. Sanki bilmiyorsun, açtırma bana mevzuları. Açma zaten. Ben şimdi... Tamam Macide. Yeter Macide. Bu da kafa Macide. Anladık. Emir Zeynep'i aldı. Müsaade et işime gücüme bakayım. Sarp Çey'de almasın. Şükran. O kadar attın tuttun. İşimiz düştü işte Fidan'a. Hadi bakalım. Ne gibi? Elif'teki telefonumun yerini bir tek o öğrenir. İyi de Elif ona söyler mi? Vallahi söyletse iyi olur. Elimde yatılı okul listesi var çünkü. O telefonu Elif'ten almam şart. Tamam. Ben konuşurum, elinden geleni yapar. Ne olup bittiğini de öğrensin. Bu Doğukan'dan bir hayır yok. Gülen'den burada olsaydı olur olmaz her şeyi anlatırdı işte. Emir, hoş geldin. Lucy'cim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hiç değişmemişsin. Yıllar bir tek bize mi işliyor, anlamadım ki. Ya aşk olsun, sen de zumba gibisin. Elif bende, hoş geldiniz Buse. Ben de Zeynep. Yani Volkan Baykara'dan boşanması için sabırsızlandığımız genç kızımız. Evet. Hiç merak etme, en kısa zamanda kurtaracağız seni ondan. Biz detayları zaten dün seninle konuştuk. Hı hı. Bütün evraklar hazır. Bir üstünden geçeriz birlikte. Kahve? Sade. Bol şekerli. Ben içmiyorum, teşekkür ederim. Alo. Bir sade, bir de şekerli iki kahve alabilir miyiz? Ya anne, ben Elif Hoca'dan Macide Hanım'ın telefonu yerini nasıl öğreneceğim ya? Fidan, kızım. Bak. Biz bunlar için neler neler yaptık. Ekmek paramız için, ayakta kalmak için. Bunların yaptığı her şeyi gözümüzü yumduk ya. Ama ben istemiyorum ki. İyi. O zaman abin sokaklarda avare avare dolaşsın. Sen yatılı okula git. Beni de kovarlar zaten. Macide Hanım bu kadarını da yapar mı? Yapar kızım, yapar, bilmiyor gibi sanki. Hey yarabbim. Hem telefon Elif'e ait değil ki. Git bul şunu, bul. Ya da ne bileyim ben, öğren işte, yerini öğren, bir şey öğren, hadi. Ya. Ya Rabbim ya.
Sanki sana dedim ki git hocanın canına kıy. Ne üzülüyorsun, ne ağlıyorsun? Tövbe tövbe. Annem, onun zaten bugün okulda dersi yok. Öyle ne olursun benden böyle şeyler isteme. Ben yapamam. Yapamam. Ne demek yapamam ya? Ha Fidan, yapacaksın. Esma, dün tonlarca mesaj attım sana. Gördüm. Yazmadın. Ya vaktim olmadı, yazamadım. Yani konuşmak istemediğinden değil yani. Yok, yani konuşmak istemediğimden değil de... Zeynep'in başına neler geldi? Onu kurtarmaya çalışıyorduk, yazamazdım herhalde. Biliyorum, ben de evden tezahürat yapıyordum size. Hakikaten, sen hala niye o evdesin ki? Hayır, annen de iyi bir insanmış yani, o yüzden. Boş ver. Ya öyle deme. Hem Emir abi de senin dayın değil mi? Neden o evdesiniz hala? Babamın isteği. Annem de boyun eğiyor. Nedenini söylemiyor. Allah Allah. Pek bir gizemliymiş. Niye söylemiyor ki nedenini? Bilmiyorum. Ailemin sesinden konuşmasak. İyi tamam. Ders başlayacak zaten. Ne bu samimiyet? Kız arkadaşım değil misin? Ne? Ben senin kız... Nereden ben senin kız arkadaşım? Kim senin kız arkadaşın? Esma tamam, mavi ekran verdin. Allah Allah. Hayır yani öyle iki dakika konuştuk diye de böyle hemen kız arkadaşımız arkadaşım. Bana ters yani, anladın mı arkadaşım? Arkadaşım. Nasıl buldun sen beni? Volkan Bey, aradım taradım buldum biliyorsunuz. Sarpcan'ın her deliğinden haberdarım ben. Babam mı yolladı seni? Yok. Ben merak ettim de geldim abi ya. Emir de Zeynep'i aldı ya. Ben de Zeynep'i geri alacağım işte. Volkan, ekip tamam, hazırız. Tamam. Hanım kızlarımız da okuldan çıkıyordur zaten. Hanım kızlarımız derken abi? Bu arkadaş kim? Bizi de görmüş oldu ama. Arkadaş değiliz birader. Sağ koluyum, sıkıntı yok. İyi tamam, biz hazırız. Tamam. Nedir abi plan? Okul mu okul dedin? Oğlum Fidan bizim kızımız. Ya bizim evimizin kızı. Ama bu okuldaki hatunlara yekten ayarım yani Ferdi. Esma'sı, Gülendam'ı, Elif'i. Say say bitmiyor oğlum. Plan nedir abi? Bu adamlar yabancı, yardıma ihtiyaçları olur. Ferdi sürprizi bozulmasın be. Boş ver. Bak bunlardan babamla biri olmayacak. Bozuşuruz seninle. Tamam tamam. Ayıp ediyorsun ya. Tamam. İmzalarken de bir göz atalım. Boşanma davası açıyoruz. Sen ergin olduğun için artık vasiyeye ihtiyacın yok. Kendi vekaletinle dava açabiliyorsun. Zeynep. Kurtuluyorsun gerçekten. Hocam gerçekten. Ben de inanamıyorum. Uzaklaştırma kararı için de başvuracağız. Başvuracağız ve karar çıktığı anda... Volkan senin yanına azıcık yaklaşsa bile en az 3 gün zorlama hapis yatar. Süper. Boşanma dilekçemizin asıl sebebi şiddet değil mi? Ben zaten bununla ilgili hastaneden darp raporunuzu aldım. Fakat sizin de bir hastane polisine şikayette bulunmanız gerekiyordu. Tamam, bulunalım hemen. Çok iyi olur. Sen halledersin Emir o zaman. Ben de bunları işleme koyarım. Biz hallederiz. Beraber. Zeynep 18 yaşından küçük olduğu için hakim konuya yaklaşır değil mi? Mutlaka, çok titizlikle yaklaşacaktır. Hiç merak etmeyin. Hmm, tabii onlar da Zeynep'i Volkan'dan... ...zorla ayırdığımızı iddia edecekler. Yani benim görüşüm o yönde. Çünkü daha önce de bununla ilgili bir şikayette bulunmuş. Zaten Elif Hanım'la ilgili de Milli Eğitim'e bir şikayeti var. Umarım en kısa zamanda onu da çözeceğiz. Çok sağlam çalışırım, merak etmeyin. Emir'i bilir mi? Emir her şeyi bilir zaten. Pardon? Türkçe değil.
Mesleki alışkanlık tamamen. Kusura bakmayın. Yok, o zaman bize müsaade. Otursaydınız bir akşam yemeği yerdik birlikte. Yok, sonra ben seni ararım, birlikte yemek yeriz. İyi, tamam o zaman. Oğlum olur mu lan? Kalk. Oba. Esma. Doğukan. Ben sana demedim mi? Zaman lazım diye. Yanına oturmak için de zamana gerek yok herhalde. Bir dakika ya. Neye zaman lazım? Esma'nın kız arkadaşım olduğunu kabullenmesine. Ne? Yuh. Ya o kabullenir de ben edemem. Arda, anlattık ya sana. Aynen kardeşim, ne öyle kız babası gibi ha? Ya kardeşim, babası değilsem de böyle bizden hani onay almadan olmuyor yani. Allah Allah. Ya biz bununla kanlı bıçaklıydık. Tamam da biz de sana olanları anlattık. Sen de unuttuysan aç grubu oku. Bak. Arda, tamam artık. Kafa açma ya, otur oturduğun yere. Doğukan, sen de abuk subuk laf çıkarma. Bir şey olduğu yok daha ya. Yani bence aşk çok güzel bir şey. Keşke böyle hep aşk olsa, çıka tüyük olmasa. Sen minnoş musun ya? ay benim midem bulanıyor ama. Ben yakında ölürüm sıkıntıdan bu sınıfta. Ne olur yaşa Gülendam. Ay sus be, sen de buldumcuk buldun diye bir tane hemen. Ne? Bir şey diyeyim mi? O sıkıntıdan değil de kıskançlıktan olabilir. Neyi kıskanacağım canım? Hı? Bu agresif menekşeyle Buzlar Prensi'nin salak aşkını mı kıskanacağım ha? Yani vallahi buz, tuz, prens de prenstir. Menekşe de en güzel çiçektir. Yani Macide Hanım, aramız hala limoni ama ben inanıyorum barışacağımıza. Yani Levent ikna olacak gibi. Tebrik ederim canım. Nasılsınız? Gelininiz evden ayrılmış. Özlemciğim, ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii, buyurun. Elif telefonumu çaldı. Ne diyorsunuz? Şimdi de özel yazışmalarımla beni tehdit etmeye çalışıyor. Biliyorsun seninle mesajlaşmalarımız falan da var. Evet, doğru, var değil mi? Var tabii. Ama anladığım kadarıyla henüz okumamış. Neyse, telefon lojmandaysa onu bul. İyiyse de yerini öğren muhakkak. Hay Allah, tamam. Tamam, bulurum, mutlaka bulurum. Halledeceğim ben o işi. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu kız gerçekten çok ileri gitti. Olacak şey değil. Şu telefonu bir bulalım. Ben onu en geriye göndereceğim, merak etme. Tamam, tamam, halledeceğim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Canım. Akşam yemek yiyoruz, değil mi? Sadece yemek yiyeceğiz Özlem. Hemen bir anlam yüklemeni istemiyorum. Tamam. Keşke Zeynep o gece Volkan'dan şikayetçi olsaymış. Emniyette, mahkemede daha etkili olurdu dediler. Evet, iyi de bunu Zeynep'e böyle söyleme, moral bozulmasın. Yok, sana söylüyorum sadece. Görmedim, eve bırakırken nasıl sarılıp durdum ona. Elif, seni böyle bırakmak içime sinmiyor. Lütfen dikkat et. Ederim, merak etme. Ya şuraya bir güvenlik mi koysaydık? Devletin lojmanı burası. Bütün öğretmenler tedirgin olacak. Çok inatsın Elif, çok. Pardon. Acaba sen biraz da kıskanç mısın? Ne ilgisi var? Pardon Türkçe bir kelime bile değil. Onun yerine affedersin denebilir ya da anlayamadım denebilir. Bir daha söyler misin gibi. Tabii canım, tabii. Sen güzel Türkçemizi korumak için tepki gösterdin. Tabii ki. Neyse, benim çok işim var bugün. Ben bir üstüme başıma çeki düzenleyip çıkacağım. Tamam, lojmandan okuldan başka bir yere gitme. Çünkü burası daha nispeten güvenli. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Babacığım, biz geldik. Hoş geldiniz. Hadi gidelim kızlar. Ay,
yok ya, ben çok sıkılıyorum. Ben ölürüm yakında. Vallahi bak sıkıntıdan. Vallahi fakir hallerimi özledim ya. En azından özgürdüm yani. Hadi Gülen. Hadi güzelim, boş yapma hadi. Mehmet gelmiyor mu? O erken çıkmış, ben onu bıraktım. Ha. İyi. Of vallahi ya. Hayır. Para var, huzur yok kardeşim ya. Bin bir ya. Bin yetti canıma ya. Arda ile Cem söyledi, onlar görmüş. Ağlıyor dediler. Yok ben... Burada beni kimse görmez diye şey yaptım ama. Özlem, bak lütfen. Geri dönme kararını vermeden iyice düşünmem lazım. Tamam. Ben okuldan ayrılayım diye düşündüm. Efendim? Ya benim bir sürü arkadaşım var, özel okulda çalışıyor. Hemen iş bulurum. Hani seni böyle buralarda görmektense. Tamam, ağlama. Tamam, beni istemiyorsan istemiyorsun, anlıyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Önce bunu bil. Sonra? Ama bak, beni böyle sıkıştırırsan biz yine aynı yere döneriz. Tamam. Haklısın. Ama ben çok bekleyemem, söyleyeyim. Bu kalp ağrısıyla... Yaşayamıyorum çünkü. Sarıdere'deyim, bir görüşmem vardı. Ne oldu? Mahalledeyim, ben yanına geleyim. Peşimde... Elif! Gitmeyelim mi? Ya oğlum, nereye gidiyoruz ya? Otur işte burada, keyifli keyifli. Operasyon başlıyor, burada izleyelim. Volkan, babanın tek adamı ben değilim. Seni aratır, buldurur. Ya oğlum, başımın etini yedin ya. Tamam, gidelim. Ferdi, burada çok güzel mevzular olacak oğlum. Kaçırmayalım bunu. Ne mevzusu ya bu? Oğlum, kızların başı dertte. Ulan üzülüyorum aslında da. Ya da ne üzüleceğim, boş ver ya. Şişt, bana bak. Görüntüleri yollarsın bana, tamam? Hallederiz. Hadi gidelim. Peşimde biri var. Hani nerede? Gerçekten. Orada işte bak. Bak, bence hemen polise doğru gidelim. Belki suçüstü yaptırırız. Volkan adını söyler. Gerek yok. Ne demek gerek yok? Ondan bir şey olmaz. Emir, nasıl olmaz? Sen demedin mi daha dikkatli olalım diye? Mesut. Ne yapıyorsun? Mesut yıllardır benim yanımda. Peşime adam mı taktın? Hı. Tek başına Volkan'a yem ol diye ben seni ölecek bıraksa mıydım? Bana da söyleseydin keşke. Ben sana söyledim. Ama sen beni yine anlamadın, yine dinlemedin. Baksana, okuldan, lojmandan çıkmışsın, mahalleye kadar gelmişsin. Ben ta geçen haftadan söz vermiştim. Muhtarlıkla işbirliği yapıyoruz, çocuklar için kitaplık yapacağız. Volkan da gelecek. Devlet sırrı bana söylemeyin, değil mi? Ben ne anlattım sana? Kendimi koruyabilmek benim için çok önemli. Çok önemli. O zaman ben sana bir daha anlatayım. Eğer bu Volkan'ın adamı olsaydı buraya kadar gelebilir miydin?
Şarjın da bitmiş. Ben de burada olmasaydım ne yapacaktın? Of Emir, of. Of Emir, of. Haklı olmama dayanamıyorsun değil mi? İyi, hadi ne yapacaksak yapalım. Doğukan'ı bekleyelim. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ay ne yapayım? Neşemi bulmaya çalışıyorum. Hayatıma bu şekilde renk katıyorum. Sıkılırım başka türlü. Kızlar. Efendim Nevzat amcacığım. Eğer kafanda bir soru varsa yanıtlanmamış ben onu hemen yanıtlayabilirim. Gülendim. Sus diyorum ya. Malsın sen mal. Aa. Asıl mal arıyor işte. Açmayacak mısın? Açmayacağım. Sonra açarım. Ama çocuk merak eder bak. Alo, aşk böceğim. Esma. Limon çiçeğim. Var. Ya, aa. Var ya. Ben sonra arayacağım seni, tamam mı? Esma. Gülendam. Esma ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Hayır, hayır. Ne oluyor lan? Esma. Gel. Gel. Ne oluyor oğlum? Lan. Lan. Gel buraya. Kızım. Gel. Gel. Lan bırak. Lan. Bırakın lan! Kızım! Gel buraya! Kızım! Gel arabaya! Gel buraya! Bırakın lan! Baba! Esma! Kızım! Baba! Baba! Esma! Aa! Oğlum çok iyi lan. Şu manzaraya bak. Ulan var ya keşke depoda kalsaydık ya. Orada sistem vardı. Herif canlı yayın yapmıştı. Volkan şunu bana da göster be. Lan git. Sen babamın has adamı değil misin oğlum? Ben sana göstereyim mi böyle şeyleri? Ayıp ediyorsun ama ha. Ya Ferdi uzatma git. Şükran'a söyle bana bir şeyler hazırlasın. Keyfim var ya. Yanıyor şu an. Tamam söylerim. Alo. Hah aynen konuştuğumuz gibi bak. Bu kızıl olan depoya. Onu mahallede tanırlar çünkü. Ya birader sen kızlar kızlar dedin de bu kızlar bizim çocukları canlı okumuşlar ya. Oğlum bizim Sarpçığımızın kızları Sarp'tır. Olur o kadar. Tamam hadi mekana geçin de tekrar bağlanın bana. Tamam. Hocam telefonunuz kapalı sizi arıyorum. Bir şey mi oldu Doğukan? Dayı Esma'yı kaçırdılar. Ne? Gülendam da gitti. Allah kahretsin. Niye orada oturuyor beyefendi? Çocuk evde olsa suç, olmasa suç. Doğru Macide Hanım. Oğlunuz ne yapsa suç. Senin yüzün gülüyor. Güler tabii. Zahid'in kazasıyla ilgili davada şahitlik yapacak adam susacakmış. İfademi emirden korkup verdim diyecek. Şimdi de beni kurtar o zaman. Al şu telefonumu artık oradan. Neden? Telefonun onlarda olması işime geliyor aslında. Biraz rahat duruyorsun. Ha, karına ait bir kozun onların elinde olması senin işine mi geliyor Ekrem? Ne dediğimi anladın Macide. Hiç çarpıtma. Git bak şuna ne yapıyormuş. Çok merak ediyorsan sen git bak oğlun ne yapıyormuş. Tamam her yeri, her yeri arayın her yeri. Sen başka bir şey duydun mu? Ha, araçtan indirdiler. Sonrası yok. Zahit baba sen niye çıktın evden? Ne demek sen niye evden çıktın? Benim torunum gidiyor. Tamam sakin. Dört bir koldan arıyorlar zaten. Bu ne arıyor burada? Doğukan haber verdi. Esma ile konuşuyormuş. Biz aşağı tarafa bakalım. Zahit baba. Evi merak etme. En sıkı önlemleri aldım. Elif, sen doğruca eve Zeynep'in yanına git. Ben de yardım ederdim size. Bak şu an tartışacak vakit yok. Volkan arayabilir, gelebilir. Bunu niye yapıyor sanıyorsun?
Haklısın, ben hemen eve gidiyorum. Elif. Asla Zeynep'i bırakmam. Yürü be lan, yürü işte. Ali, telefonunu ver, telefonunu ver, çabuk, çabuk. Ver. Emir, Emir, Esma'yı buldum. Çile sokak, 9 numara, Saray ev. Hadi çabuk ol. Tamam, geliyorum. Sen sakın kendini tehlikeye atma. Bulundular mı? Esma yalnız mı? Evet, evet. Tamam. Dayı, ben de geliyorum. Esma benim için çok değerli. Hadi bin, bin. Bırak, bırak. Ya sus. Bırak, bırak. Yaklaşma, yaklaşma. Ya böyle direneceğini beraber eğlensek daha güzel olur. Bak, sizi bulacaklar. Sizi bulurlar, yaşatmazlar. Kimmiş onlar? Babanı gördük. Dedem var. Pimpon mu dövecek bizi? Emir abim var, bak sağ bırakmaz sizi. Basın gidin buradan, defolun. Hadi kızım, uzatma. Bırak artık kendini ya, yeter defindeyim. Ben Esma'nın olduğu yere varmak üzereyim. Siz Gülendam'ı bulun. Bulamam diye bir şey yok. Gerekirse Sarkça'daki bütün delikleri arayın, bulun. Aa! Ne istiyorsunuz hayvan herifler? Ne istiyorsunuz? Kedi gibi tırmanın ya. Yapsanıza beni. Yürü hadi. Bırakın. Yürü. Volkan yaptırıyor değil mi bunu size? Ha? Açamazsın, yürü hadi. Gel buraya. Emir abi kurtaracak beni. Yürü, ya, hadi yürü. Ya bırakın. Yürü. Emir abi kurtaracak beni. Gelsin kurtarsın. Emir abim kurtaracak. Ne kadar aldın artık, yürü. Ya yeter yürü, be. Yürü, yürü. Bırak, yürü. Bıraksana beni. Açamazsın artık. Ay, yürü, ağlama, yürü hadi. Ya bıraksanıza beni. Ya bırakın. Yeter. Ya. Öldüreceğim hepinizi. Emir abim beni burada kurtaracak. Bunların olmasına hiç gerek yoktu güzelim. Hiç gerek yoktu Zeynep. Buyurun Volkan Bey. Ne bu Şükran, soğan mı? Şükran, ben sana kaç kere söyledim şunun içine soğan koyma diye. Ya ton balığı böyle çok güzel olur. Çok mu güzel olur? Ha. Gelmişsin Sarpcan'ın köyünden. Öğrenemedin mi şuna soğan koyulmayacağını? Yani bu soğansız bir şey. Şükran uzatma be. Çok uzatıyorsun, uzatma. Git şunun soğansızını getir, git. İşte ne güzel. Abi. İyi misin güzelim? Dokundular mı sana? Hayır. Çok korktum. Doğukan. İyisin değil mi? Bulacağız, onu da bulacağız. Lan, gel, ver, ver. Esma, Esma. Neredeler lan? Gülendam nerede? Nevzat nerede? Tamam. Emir, tamam.
lan! Emir! Konuş! Emir tamam, öldüreceksin adamı, tamam. Geçti, korkma. Doğukan, Doğukan ben... Yetiştik. Çok korktum Doğukan, çok korktum. Gel Esma. Alın şunu. Çıt, çıt Esma. Esma kızım. İyi misin yavrum? Esma gel kızım. Gel. Gel. Bunu da içeridekini alın, emniyete götürün. Emir, Nevzat'la yanındaki Sabri'yi buldular. Nevzat bıçaklanmış, hastaneye yetiştiriyorlar. Gülendam? Yok. Ben onu bulmaya gidiyorum. Siz Elif'e haber verin. Evelallah ben buradayım, merak etme. Biz de eve geçelim kızım. Hadi. Gel kızım. Hadi kızım. Sabahtan beri peşindeyiz. Biraz eğlenelim. Nazlanma. Allah belanızı versin. Dur, dur, dur. Dur. Volkan'a söyle. Kimse yapamadı ama ben kendi ellerimle öldüreceğim onu. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Gülendam Hanım, Volkan Bey'in baldızı. Çok sevdiği eşinin kardeşi olur. Öyle mi? Öyle değil mi Gülendam Hanım? Öyleyim, evet. Evet, öyleyim. Burada bir yanlışa düşülmüş birader. Siz yanlış kız almışsınız. Nasıl? Asıl size nasıl? Ne hattettiniz ya siz? Volkan Bey delirdi. Kıza hemen al gel dedi. Gel, buyurun. Dur. Tuncay abi haber vermeden gidemezsiniz. Lan ben ne anlatıyorum, sen ne anlatıyorsun be? Ne Tuncay'ı? Tuncay nerede? Kayboldu ortadan Tuncay. Yok. Ulaşılmıyor Tuncay'a. Nereye kaybolduysa Allah'ın belası. Ara, kendini ara kardeşim. Ha, ne oldu? Yaptığınız bir salaklık, beni de yakacaksınız. Volkan Bey'in kesin talimatı var. Kızı getir diyor. Hadi buyurun. O Tuncay da çıkacak ortaya, Volkan'a hesabını verecek. Hadi. Hadi, hadi. Volkan mı yolladı seni? Yok, ben kendim geldim. Yakacak seni Volkan. Şimdi şuradan bir çıkalım da. Ben bu apaçı Tuncay denen adamın kafasına vurdum, bayılttım. Cep telefonunu da kapattım, verdim eline. Bak, ayılırsa hemen Volkan'ı arar, yanarız ha, yürü. Öldürecek Volkan seni. Herkesin bir duruma çizgisi var. O benim o çizgimi aştı. Senin çizgin ben miyim ki? Nasıl dersen Gülendam. Hadi. Ferdi. Bak ben seni böyle görmeye alışkın değilim Gülendam. Ben de seni böyle görmeye alışkın değilim. Hadi peki, hadi. Beni kurtarmaya bir tek sen geldin Ferdi. Hadi Gülendam, herkes seni arıyor. Hadi, hadi, hadi. Hocam ne olur gidelim, arayalım. Kızım gidiyor. Hocam vallahi ben de duramayacağım artık. Emir'in dediği gibi beklemek zorundayız. Yoksa her şey daha kötü olacak. Kim o? Alo. Alo. Mehmet benim. Abla. Ablacığım iyi misin? Geliyorum şimdi. İyiyim. Gülendam mı? Evet. İyiymiş, eve geliyormuş. Anne bak.
Bak kurtuldu elinden de bak. Abla bak herkes çok sevindi. İyi misin sen de? Ferdi şimdi bırakacak beni eve. Ferdi mi? Evet. O kurtardı beni. Hah. Zahit Bey ile Esma da geliyor. Abla bak şimdi Esma ablalar da geldi. Nevzat amca da hastanede. Anladım. En sona yine Gülendam kaldı yani. Abla. İyi mi? İyiymiş. Ferdi bırakacakmış onu. Ferdi mi? Anne. Anne çok korktum. Esma. Esma. Canım, canım, canım. Tamam. Ulan sen bana haber vermeden nasıl kızı bırakıyorsun? Senin sağ kol sağ olsun indirdi ya kafama sopayı. E bizim çocuklar da senin yanında gördüler diye kızı bırakmışlar. Diğerinde emir aldı tabii. Ya bak Volkan, biz İstanbul'da güçlüyüz kardeşim. Burası Sarpça. Adamlar burada çok organizeler. Lan kes! Sarpça benim mekanım olur. İşi beceremedin bana laf anlatma. Ne oluyor yine buna? Bilmiyorum. Ben biliyorum, söyleyeyim. Ne oluyor Leyla? Sakin olsana sen biraz. Ne sakini Macide, ne sakini? Abi, bu bir takım adamlar tutmuş. Onlar da Esma ile Gülendam'ı kaçırıp saldırmışlar. Ellerinden zor kurtarmışlar kızları. Ne? Sen nereden biliyorsun böyle bir şeyi? Doğukan aradı. Zaten herkes konuşuyormuş. Emir yakaladıklarını emniyete teslim etmiş. Leyla, emin misin? Abi git sor. Hayır, bunu artık hastanede patlamaz. Hapse attırmak lazım. Leyla yeter artık, sus. Volkan! Geldiler. Abla. Vendam, gelcim. Gel. Ablam. Ablam çok korktuk. Ferdi, sağ olduğun için çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Ne demek hocam? Emir abi. Ferdi. Ben sana çok teşekkür ederim. Teşekkür etme lütfen Gülendam. Çok sağ ol. Gülendam, iyi misin? Göründüğüm gibiyim Emir Bey. Ben müsaadenizi isteyeyim. Eyvallah. Teşekkür ederim Emir Bey. Ahmet, arabayı al. Ulan sen artık hepten sokak serserisi mi oldun? Ekrem hepimizin siniri bozuk, yapma. Bununki ne zaman değil ki? Ama bu kadarını yapamazsın. Bizim bir adımız var, bir ağırlığımız var. Biz Baykara'yız. Başlarım senin Baykara'na. Umurumda değil benim Baykara, Baykara. Ulan sen beni evlat katili mi edeceksin? Ekrem oluyor mu böyle vurarak, döverek oluyor mu? Olmuyor Macide. Bu manyağı ne yapsan işlemiyor. Volkan içeri gir, çabuk içeri gir. Sen benim muhallerime alış ha. Vallahi bak. Sen benim arkamda durmadıkça ne kadar çakal, uğursuz varsa hepsini sokacağım Sarpça'ya. Hepsini! Ulan ben senin var ya. Ekrem dur! Bırak! Bırak! Öldüm, öldüm, dirildim baba. Nevzat da hastanede kaldı öylece. Şimdi Esma ile onun yanına gideceğiz. Ben de gelirim kızım. Birlikte gideriz. Fatma, Esma'yı kurtarırken Emir'e Doğukan da yardım etti. Ha biliyorum, söyledi bana. Sen ona konuşmaması gerektiğini söylemedin mi kızım?
Söyledim baba. Bir alakamız yok dedi. Nasıl yok kızım? Gözümle gördüm. Babacığım, bunu şimdi konuşmasak, sonra konuşsak. Olmaz. O çocukla olmaz. Bak, bilmediğiniz, hiç kimsenin bilmediği şeyler var. Ne var ki bunda? İyi bir delikanlı. Dünyanın en iyisi olsa olmaz kızım. Ne var? Söyle bileyim. Söylenecek şey var, söylenmeyecek şey var. Bak, Esma ile Nevzat'a söylemem. Ama ben annesiyim, bilmem gerek. Hem kız gönlünü kaptırdıysa durdurmak kolay mı? O, Doğukan, Leyla'nın değil, Ekrem'le Belkıs'ın oğlu. Baba, sen ne diyorsun? Sen duyacağını duydum kızım. Hatırlıyor musun? Zamanında Ekrem Macide'den boşanıyordu. Hatırlamaz mıyım? Büyük olay oldu. Bütün Sarpça biliyor. Macide bilmiyor. O ilişkiden Doğukan oldu. Aman yarabbim. Peki Ekrem Bey ile Belkıs'ın bu gerçekten haberi var mı? Hayır. Ekrem'in bildiğim kadarıyla bu hamilelikten tam haberi yok. Belkıs? Belkıs bebeğin ölü doğduğunu biliyor. O kadar sır yeter kızım. Bu sırrın yakıp değiştirici çok şey var. O aile, o ev kökünden, temelinden değişir. İşte onun için diyorum kızım. Esma ile Doğukan'ı uzak tut. Bu işin asla olmayacağını anlat. Alo, Doğukan. Esma, aklım sende. Emir abinin ve senin sayende iyiyim ben. Esma, ben çok özür dilerim. Keşke daha erken engel olabilseydim. Tam zamanında oradaydın ama sayılmaz mı? Bilmem. Doğukan, ben şimdi çıkıyordum. Tam babamı görmeye gideceğim. Akşam konuşsak olur mu? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Daha iyi değil mi? O iyi ama ben değilim. Ben oraya nasıl döneceğim daha kız? O adam da öyle değişiyor. Hemen dönme o zaman. Kapat gözlerini. Kapat, kapat. Kapat. Hah, şimdi derin bir nefes al. Al, 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 al. Ver şimdi. Oh. Evet. Daha iyisin değil mi? Pek değil. Neyse, olduğu kadar diyeceğiz artık. Gülendam, annem gel hadi gidip bir banyo yapalım. Hem bak üstünü başını da değiştirirsin. Ben de yardım ederim. Gülendam. Temizlendim bile. Sen iyi misin? İyiyim. Ferdi sağ olsun. O kurtardı beni. Emir abi, biz babama gidiyoruz ziyarete. O iyi mi? İyi, çok şükür. Yetiştirmişler hastaneye. Ben iyiyim anne. Ben iyiyim. Ben hep bir şekilde iyiyim zaten. Merak etme. Abla yapma böyle. Beni aramaya bile çıkmadım Mehmet. Zeynep için adam bıçakladın. Benim için dışarıya bile çıkmadın, öyle mi?
abla çıkmayın dediler. Gülendam, olur mu öyle şey? Biz seni çok merak ettik. Öldük kızım meraktan, biz öldük. Elimiz ayağımız tutmadı. Emir abin seni bulmak için yeri göğün netti Gülendam diye. İnletmiştir. Herkes bulunduktan sonra en son bir inletmiştir değil mi? Gülendam sen de bu evin kızısın. Değilim. Emira. Değilim. Ben bu evin kızı değilim. Ben bu evin kızı olsaydım beni o evin perdesi kurtarmazdı. Sen kurtarırdın. Ama kurtarmadın. Sen Zeynep'i kurtarırsın. Mehmet'i kurtarırsın, Esma'yı kurtarırsın ama beni kurtarmazsın. Ben dış kapının düşmanlığıyım, ben bunu biliyor musun zaten? Ama önemli değil. Aylardır Zeynep olayları yüzünden. Sinirlerim zaten tel tel oldu benim. Oradan oraya boş bavul gibi savrulmaktan ben de yoruldum. Ben o evde de sığıntıydım. Burada da öyleyim. Ben sadece Zeynep'in cadı ablasıyım. Ben bunun farkındayım ama ben de genç kızım ya. Öyleyim. Tamam onlardan birazcık farklıyım ama bunları hak edecek ne yaptım ben ya? Gülendam, bu Volkan'ın çirkinliği. Elif hocam ben size ilk günde söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bu hikayede kurtulan biz olmayacağız. Eminim birisi yanacaksın. O da ben olacağım çünkü ben zaten kimsenin umurunda bile değilim. Gel, gel. Ben de seni bekliyordum, gel. Volkan Bey. Lan sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun lan? Sen beni babama mı satıyorsun Ferdi? Ben babanıza bile haber vermedim Volkan Bey. Bundan sonra hiçbir şeye haber veremezsin zaten. Benim hainliğe tahammülüm bitti oğlum. Al ananı kardeşini bas git bu evden. Gülen'in ama bir şey olsaydı Zeynep senin yüzüne bakar mıydı sanıyorsun Volkan? Ben seni bir hatadan kurtardım. Sen kimsin lan beni hatadan kurtaracaksın? Ferdi oğlum ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Kovuluyorsun canım benim. İstenmiyorsunuz artık bu evde. Volkan Bey bir konuşsaydık. Bir kere uzatma sana, bir kere uzatma. Yeter lan! Yeter! Çekil lan annemin üstünden ha! Sakin ol oğlum. Anne! Kızım! Ne oluyor? Tamam yok bir şey. Tamam. Bir şey olduğu yok korkma. Neyse hayırdır? Öyle. Gideceksek de yürür gideriz anne. Biz Macide Hanım'la bir konuşalım da. Konuşacak bir şey yok. Benim sözümün üstüne söz söylemez annem. Al bu sümsük kızını, al bu salağı da bas git bu evden. Gelsin, gel oğlum, tamam, tamam, tamam. Ne oluyor ya? Psikopat ya, gidecek misin? Bir şey yok, bir şey yok. Hadi, tamam. Yürü gel. Geç. Emir. Sen burada kal, çocuklara mukayyet ol. Emir bak, rica ediyorum senden. Ne diyorsun, ne? Bu herif evimdeki kızları almış. Bu kızlar benim namusum. Ne ricası ediyorsun benden? Bu halde gitme. Elinden kaza çıkacak. O kaza geç kalmadı mı? Emir! Mesut! Evi koruyacak kadar adam bırak. Biz gidiyoruz. Tamam Esma. Çok geçmiş olsun. Tamam. Anne. Yalnız bizim her şeyimiz evde kaldı.
lazım, sonra gönderirler. Onun gözü göz değil. Ben sizi yolda bulmadım. Hadi Fidan. Hadi abi siz hadi. Durun bakayım, durun. Durun. Hayrola? Nereye böyle? Biz gidiyoruz Ekrem Bey. Nereye gidiyorsunuz? Ben Gülendam'ı kurtardım diye Volkan bizi kovdu. Ben sizi de düşünerek bu hareketi yapmıştım. Ama varsın olsun. Çok ekmeğinizi yedim Ekrem Bey. Dur Ferdi dur, ne yapıyorsun? Daha çok yiyeceksin. Geçin bakalım, kimse bir yere gitmiyor. Gidiyorlar. Güle güle canım. Benim evim. Benim insanlarım. Sen hiçbir alta karar veremezsin. Şükran sen de hemen ayaklanmışsın böyle. Yani biz aramızda anlaşırdık değil mi? Macide Hanım, biz de insanız. Tamam, bugüne kadar size bağlı kaldık ama bizim de bir onurumuz, gururumuz var. Tamam Şükran. Hadi evinize. Kovulmak falan yok. Sen hep böyle benim lafımı ezip geçecek misin? Sen lafı kale alınacak adam mısın? İnin aşağı. Bugün dinlenin. Macide yukarıyı halleder. Hadi Şükran. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Tamam. Gel kızım. Gel oğlum. Ekrem, yalnız Ferdi'nin de suçu var. Bize gelebilirdi değil mi? Sen müdahale edebilirdin. Teşekkür et Ferdi'ye, teşekkür et. Hala konuşuyorsun. Kalıyoruz o zaman şimdi değil mi? Oğlum, sen gidelim de gidelim. Kalıyoruz anne. Bak şimdi bu olaydan ayrı söylüyorum. Bu Gülendam için yaptıklarım başımıza çok... Ya anne sırasını şimdi Allah'ını seversen ya. Oğlum, ya ben söyleyeyim de düşüncemi. Bak o çok arsız bir kız ya. Senin başına iş açacak. Ben onu gelin diye almam. Alma anne ya. Hayatımın büyük bölümünü bu manyaklar kontrol ediyor. Geri kalanını da siz kontrol edin. Of. Abi, sen bana hep kızıyorsun falan da... Hep söylediğin gibi işte. Sen de böyle bir delikanlısın. Sağ ol. Aynen öyle. Seninle nasıl başa çıkacağım ben? Bir tanecik evladım var babacığım. Evlat işte, ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ulan adam değilsin ama seninle adam gibi konuşmaya çalışıyorum, düzgündür. Volkan babanı dinle. Dinle, yoksa çok daha ağır şeyler yapacağım ona göre. Oğlum bir düşünelim değil mi? Bir nefes alalım. Düşünecek hiçbir şey yok anne. Ben istediğim alana kadar durmayacağım. Buyur. Ne konuşayım ben şimdi bununla? Artık yeter Allah aşkına, yeter. Ben yatacağım, kalacağım, bir köşelerde öleceğim, yeter. Eh be Macide Sultan be. Daha çok erken ya. Ne yapıyorsun sen? Sen bu kadar erken yataklara düşersen yandık. Bu olay var ya, daha çok büyüyecek. Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Bir de saçma sapan adamları doldurmuş Sarpçı'ya. Sabahtan beri 1000 kişi aradı beni. Anlamıyorum ki. Adamlara verecek parayı nereden buluyor Macide? Bilmiyorum. Nerede o haysiyetsiz? Yukarıda mı? Volkan! Ha? Sen benim evimdeki kızlara mı musallat oluyorsun lan? Ha, oluyorum. Kalk. Kalk ulan. Kalk.
Sen nasıl şerefsizsin? Ha? Nasıl bir şerefsizsin sen? Yürü lan. Yürü. Yürü. Ekrem bir şey yap, öldürecek oğlumu. Genç kızlarla mı görüyorsun hesabını? Gel, 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 gel. Emir yeter, verdin artık cezasını, yeter. Yetmez. Yetmez, yürü. Yürü. Sen çok şereflisin ya amca. Bize yetmez mi? Bırakın müdahale edeyim. Emir çığırından çıktı, katil mi olsun? Bakın bunun yarını da var. Oğlumun da kardeşimin de hesabını sizden sorarım. Emir Bey ne dediyse o. Öldürsene. Amca öldürsene. Sen içeri. Ben mezara. O anda bizim yokluğumuzda Baykara soyadını hak ettiği yerlere düşürür. Ayağının altında dolanmasın. Ferdi! Buraya gel! Ambulans ara, ambulans ara. Kendine gel, cevap ver Volkan. Alo. İlmina, ben Baykara konağından arıyorum. Macide, su getir, su acil getir. Durum var da, buraya bir ambulans göndermeniz lazım, hemen. Aa, açık adresi veriyorum ben şimdi. Ya boş ver, gerek yok pansumana. Nasıl gerek yok? Bir de bana güven diyorsun. Nasıl kendini böyle bir tehlikeye atarsın? Bana bir şey olmaz. Neden? İnsan değil misin sen? Ha, bağırma. Bir kere de ben bağırayım. Dikkat diyorsun, temkin diyorsun. Bu yaptığın ne? Kahramanlık yapma deyip duruyorsun. Ne bu? Sakin Elif, sakin. O Volkan psikopatın teki. Ya birden sana bir şey yapsaydı? Ya seni kaybetseydik? Beni hiç mi düşünmüyorsun? Uzat elini. Buyurun. Of! Amma da ağır elin varmış. Acıdı mı? İyi. Yavaş. Korkma, bana bir şey olmaz. Olmasın sana bir şey. Ne? Olmasın sana bir şey. Elif, konuşalım mı? Sonra konuşsak. Bak, sonra konuşacağız ama. Bir kahve yaparsın yine. Aslında biliyor musun, elim çok fena. Ya aslında bunu askıya almak lazım. Böyle olmaz. Bir de dalga geçiyorsun hala. Kahve yok yani. Var. Sade. Emir Bey de aynı rahmetli babası gibi. Bileği yüreği sağlam. Adam durdu, 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 bir vurdu. Yıktı geçti vallahi. Anne,
Yani sen bize hep diyorsun ya işte abinle birbirimize sahip çıkın diye. Emir abiyle Ekrem Bey de kardeş. Onlar niye böyleler ki? Ah kızım neler neler. Ben de hepsini tam bilmiyorum ama o eski defterler bir açılsa var ya. Ne var anne o eski defterlerde ya? Şşşt. Siz karışmayın canım. Fidan'ın hani çorbayı yapıyordu? Dibi tutacak, dibi karıştır. Tamam. Fatma kızım asma suratını. Gördün işte gayet iyi. Baba birimiz bari refakatçi kalsaydık yanında. Yalnız değil kızım. İki tane adam var. Emir dışarıda yalnız kalınmasını istemiyor. Haklı da. Esma. Hastaneden çıkmışsınız. Ben de seni görmeden eve gitmek istemedim. Sen nasıl aldılar seni içeri? Kapıdaki adam seni kurtarırken görmüş beni. Tanıdı, Emir Bey'in yeğeni geçsin dedi. Doğru. Nasılsın? Biraz daha iyi oldun mu? Yani bir iyiyim. Sonra bir anda böyle sanki karanlıkta hep yalnızmışım gibi oluyor. Yalnız değilsin, ben yanındayım senin. Bütün bu insanlar, bütün bu ev arkanda senin. Ne oluyor burada? Esma'yı merak ettim de. Etme. Efendim? Torunumdan uzak dur. Anlamadım Zahit amca. Neden? Ne yanlış yaptım ki? Dedeciğim bak Volkan onlar gibi değil gerçekten. Yani beni de kurtardı, sen de gördün. Hem Zeynep için neler yaptı. Sağ olsun, var olsun ama senden uzak dursun kızım. Bakın, siz beni yanlış tanıyorsunuz. Kendimi anlatmama izin verirsiniz. Vermiyorum. Benim kararlarım tartışmaya kapalı. Bak şimdi güzellikle söylüyorum, bir dahaki sefere farklı olur. Dede ne oluyor ya? Bu meseleyi dillendirmeden senin evinde de bu evde de bitireceğiz. Bir daha Esma için buraya gelmeyeceksin. Yok. Dede sen böyle bir insan değilsin. Sen böyle davranmazsın. Fatma al kızını içeri. Esma hadi yavrum. Anne! Deden ne diyorsa o. Hadi. Yaptığınız büyük haksızlık. Esma kötü durumda olmasaydı. Ne yapacaksın? Yazık. Ben sizin çok başka biri olduğunuzu düşünmüştüm. Kızım, sen bize alakamız yok dedin. Ya anne, arkadaşım zaten. Esma, kör değiliz yavrum. Ya ne var bunda? Bak, iki aile arasında büyük husumet var. Deden kesinlikle onaylamıyor. Yok diyor. Ya anneciğim, bak Doğukan onlar gibi değil gerçekten. Ya o da sürekli her gün annesine niye hala bu evde yaşıyoruz diye soruyormuş. Siz yapmayın bari ya. Hala aynı konu mu? Evet, aynı konu dede. Ya dün Doğukan benim için hayatını tehlikeye attı. Sen de oradaydın. Ben bu çocuk kötü dedim mi? Ne o zaman? İki aile arasındaki savaşta ortada kalırsın kızım. Buna izin veremem. Ama dede. Kararım kesin. Ha sen diyorsan ben bu çocuğu daha değerli buluyorum. Dedesini ezer geçerim. O zaman başka. Baba. Bırak. Bir şey deme. Şimdi kırılmaz. Daha iyi değil mi? Ne diyeceğimi bilemedim baba. Öyle ya da böyle. Bir gün bütün sırlar ortaya çıkar. Macide Volkan'ın Ekrem'in tek oğlu olmadığını, Volkan'ın da öz oğlu olduğunu öğrenirse ne yapar? O kadın her şeyi yapar. Ekrem tek veliahtının Volkan olmadığını bilirse neler olur? Her şey olur baba. Her şey olur. Onu diyorum işte kızım. Öyle bir kızılca kıyamet kopar ki. Esma da bu fırtınada kırılır gider. Onun için olmaz diyeceksin.
engel olacaksın kızım. Peki Emir Bey Doğukan'ın Ekrem'le Belkıs'ın çocuğu olduğunu biliyor mu? Bilmiyorum. Ya Esma ona giderse seninle konuşsun diye? Onu bu işe karıştırmayın. Ben dedelik hakkımı ortaya koydum. Sen de annelik hakkını ortaya koy. Engel ol. Baba, Doğukan gerçekten Ekrem'le Belkıs'ın oğlu mu? Doğukan, hani daha iyiydin? Sen Esma'yı görüp eve döneceğim diyordun. Bırak Belkıs'ı. Ne oldu delikanlı? Üzerime bir kötülük yapıştı, söküp atamıyorum. Tamam dur, sakin ol, ne oldu? Olamam. Bir ön yargıyı yıkıyorum, öbürüne çarpıyorum. Adamın torununu kurtarmışım, geliyor bana Ekrem'in yeğeni muamelesi yapıyor. Ah güzel delikanlım benim, tamam dur, üzülme, üzülme. Ben daha 17 yaşındayım. Nasıl taşıyayım onların yükünü? Hayatımda güzel olan bir Esma var, onu da mı kaybedeceğim? Çok haklısın. Gel buraya, gel. Gel, üzülme. Evet, Zeynep'ciğim ne konuşacaksın benimle? Emir abi, eğer benim yüzümden her gün böyle olacaksa... Sakın o lafı etme. Bu geri dönme konusu kapandı, davayı açtık biliyorsun. Kızım bir karar verdik, bak hepimiz arkandayız. Bitti bu iş. Doğru. O Volkan bir daha sana dokunamayacak ablam. Ona dokunamaz. Ama kime dokunur orasını bilmiyorum. Ya abla yapmasana şöyle. Ne yapma Mehmet ya? Sen gidip salak gibi Volkan'ı bıçaklamasaydın... ...şimdiye kadar Elif Hoca çoktan Volkan'ı tutuklatmıştı. Oluyor mu böyle? Ne oluyor mu Emir abi? Ben yalan mı söylüyorum? Ama ben ne yapsam olmuyor zaten. Bak açık açık konuşalım. İkinizi de aradık. Senin yerinde Esma da olabilirdi. Olmadı ama. Olmazdı da zaten. Olmazdı. Ha, beni kandırmayın boşuna. Bu kızın siniri çıktı mı dinmek bilmez. Birkaç gün sürer şimdi yumuşaması. Normal, normal Kerime Hanım. Genç kız ağır şeyler yaşadı. Ben bir bakayım ona. Zeynep, lütfen bir daha bu geri dönme konusunu açma bana. Sakinleştirici yarına kadar uyutur dedi doktor. Yarın yine gelecekler, yine yapacaklar. Delirdi yeter, biraz böyle dur. Şu hale bak. Elleri kırılsın. Macide, Volkan nasıl çığırından çıkmış farkında mısın? Bak yine uyandığı gibi onların peşine düşmeyecek. Attığı her adımı bana haber vereceksin. Tamam mı? Macide. Tamam Ekrem, tamam. Tamam. Esma, ne olursa olsun hala aynı gökyüzünün altındayız. Ve aynı yıldızlara bakıyoruz.
açıklama yapmak zorundasınız artık. Kızım bak, bu iki ev... Ne iki evi anne? Emir abi bile beni kurtarmaya Doğukan'la beraber geldi diyorum. Hangi iki ev? Esma, bu işi zorlarsan beni de dedeni de kaybedersin. Ne? Anne neden? Ben anlamıyorum. Bak, dedeni de beni de ne kadar sevdiğini biliyorum. Onun için bu işi bir an önce bitir. Sakın öyle dedenin haberi olmadan da tek bir adım atma. Ne gibi? Öyle işte Emir abine falan gitme konuşmak için. Anne sen neden korkuyorsun ya? Neler oluyor? Yavrum bak, yarın bir gün beraber sen, ben, deden oturur konuşuruz. Ama şimdi toparlan bak, neler yaşadın. Tamam. Gülendam çok öfkeli. Zeynep'le Mehmet her şeyde kendini suçlu buluyor. Yani böyle ne yapacağız bilmiyorum. Yapılacak şey belli belli de işte ucu Mehmet'e dokunuyor. Yani istediğini elde edemedikçe iyice çirkinleşiyor. Volkan hapse girse Mehmet de hapse girecek. Yani her boşlukta böyle yaparlarsa Mehmet'i nasıl koruruz? Her şeyin acısını ondan çıkarmaya çalışacaklar. Aslında Mehmet'in yaşı küçük olmasaydı onu yurt dışına gönderirdim. Ha şimdi Zeynep'le göndereyim diyeceğim. Bu sefer Volkan peşlerinden gidecek. Bir tek başına gidebilseydi. Biz de burada kalıp mücadeleye devam ederdik. Güçlerini ellerinden alıp Zeynep'i de ailesiyle özgürlüğüne kavuştururduk. İşte olmaz, yaşı küçük, tek başına olmaz. Bir de bu suçluluk duygusuyla ailesinden uzakta yapamaz. Baksana yine sus pus oldu zaten. En azından burada bizimleyken bizim içimiz rahat. Öyle. Hazır benim içim rahatken ben gideyim artık. Of, Elif of. Emir ne konuştuk? Konuşmadık. Konuşacağız. Ya şimdi her şey böyle paramparçayken bence biz sonra konuşalım. Hadi görüşürüz. Of, of. Ne? Seni böyle bir durumda tek başına göndereceğim mi sandın? Ne güzel. Bu gece bende mi kalıyorsun? Salonda yer yapayım sana. Yahu sen, ben, Özlem, ev arkadaşın lojmanda kalacağız öyle mi? Ya bu yakışık alır mı? Pardon, almaz. Ay senin Buse yüzünden takıldı bu da ağzıma. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında sen söyleyince fark ettim. Buse... Ne? Ya Buse benim çok eskiden beri arkadaşım, yapma. Uf, gidiyorum ben ya. Dur. Hı. Şimdi seninle gidiyoruz. Mesut ve biri sabaha kadar lojmanın önünde kalacak. Güldük, eğlendik, geçti, bitti. Ya burada kalırsın ya da benle gelirsin. Seçim senin. İyi, tamam. Ay, nerede bu telefon ya? Özlem. Benim şey dosya kağıdım bitmiş de. Acaba dedim hani sende var mı? Bu saatte de almaya korktum. Korktun. Korktum tabii. Hepiniz Emir Bey'in korumalarıyla geziyorsunuz. Korkuyorum ya Volkan bize bir şey yapsa? İstediğin kadar alabilirsin. Hiç mi affetmedin beni? Özlem gerçekten çok yorgun. Ya şimdi biz hepimiz diken üstündeyiz ya. Böyle durumlarda keşke birbirimize destek olsak. Hı? Hatta birlikte ne yapabiliriz diye düşünebiliriz. Biz düşünüyoruz zaten. Anladım. Sağ ol. Özlem. Macide Hanım, ben odasına baktım Elif'in. Her yere baktım, hiçbir yerde bulamadım. Günüzde okuldaki dolabına bakmıştım, zaten yok hiçbir yerde. Nerede bu telefon? Yani bilmiyorum ki. Ya yanında ya da Emir Bey'in evinde. Öyle herhalde.
Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Elif ya da Emir telefona bakarsa ben çok zor duruma düşerim. Ya onu bir şekilde aldırmamız lazım. Ben halledeceğim. Halledeceğim de biraz zamana ihtiyacım var. Efendim? Gülendam, orada mısın? Buradayım. Gülendam, hayır olsun. Bir şey mi oldu? Yok, öyle. Gülendam, sen ağlıyor musun? Uyku tutmadı sadece. Biraz sinirlerim bozuk. Kusura bakma, ne yapacağımı bilemedim. Evdekiler de malum. Çok umursamıyorlar. Benim umurumdasın ama, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir tek sen geldin bana. Geleceğim tabii. Benim daha erkenden haberim olsa zaten seni önceden uyandırırdım ama... Volkan'ın işleri işte. Söylerdin değil mi? Söylerdim tabii. Niye söylemeyeyim ya? Bu manyak Volkan durmaz. Ama ben sana zarar vermesine izin vermem. Merak etme. Ferdi. Sağ ol ya. Tamam Gülendam, artık teşekkür etme artık, yeter. Hadi iyi geceler, yat dinlen hadi. Ferdi. Gülendam'la mı konuşuyordun? Evet. Demek sana güveniyor artık ha? Bilmem. Bugünkü olan olaylardan sonra açıkçası pek bilmiyorum. Vallahi bu kadarı benim bile aklıma gelmezdi. Hem Volkan'ın daha çok başının belaya girmesini engelledin... ...hem de Gülendam'ın güvenini kazandın. Aferin Ferdi. Şimdi aynen konuştuğumuz gibi... Gülendam'a ilgini esirgemeyeceksin. Ben Gülendam'dan ilgimi esirgemem. De, sizin bu oğlunuz Volkan Bey işleri biraz fazla ileri götürdü. Biz müdahil olduk diye yemediğimiz azar, hakaret kalmadı. Ben, annem, kardeşim. Biz konuştuk, Şükran'la anlaştık. Sinirli olur öyle şeyler. Sen de fazla uzatma, olur mu? Tabii efendim, uzatmayız. Hadi. Açın kapıyı, çıkıyorum ben. Gülendam, nereye kızım? Okula gideceğim Zahit amca. Tamam kızım, birlikte gideceğiz. Ya ben anlamıyorum, ben bu okula yalnız başıma gidemiyor muyum Zahit amcacığım? Hı? Bak zaten seni kapıdan bırakmazlar kızım. Emir abin kimseyi yalnız başına bırakmayın dedi. Ne oluyor? Okula gideceğim Emir abi ama izin vermiyorlar işte. Doğrudur. Hadi atla, beraber gidelim. Ya ben anlamıyorum. Ben niye sizinle beraber geliyorum? Ben sizinle beraber olduğumda da siz benim başıma bir şey geldiğinde buna bir dur demiyorsunuz ki zaten. Gülendam, bak korkmakta haklısın, üzülmekte haklısın, kızmakta haklısın. Ama seni düşünmediğimiz konusunda haksızsın. Ben ne yaşadıysam onu gördüm Emir abi, sağ ol. Esma'yı beklemek istemiyorsan bekleme. Atla, beraber gidiyoruz. Hadi. Günaydın. Ben de seni uyandırmaya geliyordum. Ne oldu oğlum? Ne oldu ablacığım? Ne oldu? Oğlum korkutma bizi. Ben rüya gördüm de. Ay kıyamam ben sana. Ne gördün? Anlat bakayım. Biz pikniğe gitmiştik. Ben yürüyüşe çıkmıştım.
Sen ben kayboldum sanmıştın. Kalp çarpıntı tutmuştun. Döndüğümde de sen benim öldüğümü gördün. Kıyamam ben sana. Hassas kalpli oğlum benim. Ablacığım, senin üstünde rüyalar tersine çıkarmış hem, değil mi? Evet. Ömrü uzadı derler. Hem bak rahatınız yerinde. Bak Emir abin sağ olsun. Hiçbir eksiğimiz yok kuzum benim. Biliyorum da sadece... Ya anne, bak ben kaybolursam falan sakın beni merak etme, tamam? Ben kendi başımın çaresine bakarım. Evet, ne diyorsun sen? Saçma sapan konuşma. Ya anne, yok. Sen bana söz ver. Merak etmeyeceksin. Başım dertte olmayacak. Bunu bil. Söz ver bana, tamam mı? Söz tamam ama sen de kapat bu konuyu. Sabah sabah tövbe tövbe ya. Tamam. Ne beklerler, ben gideyim. Hadi canım, başarılar. Hadi. Allah senin açıklığı versin kuzum. Hoşça kalın annem ve ablam. Anne, ben kalkmak istiyorum. Yatacaksın. Laftan anlamıyorsun madem, yatacaksın. Bize başka bir çare bırakmadın çünkü. Yoksa ya kendini öldürteceksin ya hapse düşeceksin. Baba, Zeynep orada baba. Hala aynı kafa. Ekrem Bey, hemşire geldi de. Ha, buyurun, buyurun lütfen. Ne oluyor yine? Sinirlerin düzelene kadar biraz yat, dinlen, kendine gel değil mi? Yapalım hemşire hanım. Baba yapma. Baba yapma baba. Çek, bırak, çeker, bırak. Ha, görüyorsunuz hala kriz halinde. Doktor bey de söylemişti zaten, yapalım iğneyi. Ekrem, bir şey olmaz değil mi? Ben konuştum doktorla, sen karışma. Yardım ederseniz. Tabii, tut Ferdi. Ferdi. Ferdi, Ferdi sakın Ferdi. Senin daha baba, ben elime çıkarım buradan, yapma baba. Baba! Tamam. Zeynep. Ne haber? Dur, dur. Niye kaçıyorsun benden? Sen niye benim peşimdesin ya? Bırak peşimi. Tamam, bırakacağım. Bırakacağım. Ama kaçma. Gel gidelim işte. Yani beraber bir şeyler yer içeriz. Yo. Bak, okulda birileri bir şeyler söyledi, duydum. Sen benim kim olduğumu mu öğrendin? Volkan Baykar'sın sen. Evet, Volkan Baykar'ayım ben. Ama benim hakkımda sana kim ne söylediyse unut onu, olur mu? Ya Zeynep, gel işte gidelim hadi. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Bak, söyledim sana. Kim sen kimsin umurumda değil, tamam? Ben ilgilenmiyorum böyle şeylerle, ya okuyacağım ben. Senin hiç erkek arkadaşın olmadı mı yani? Hayır. Ya olduysana sana ne? İlgilenmiyorum dedim ya, bırak. Tamam, oku. Okulunu yine oku, bir şey demiyorum. Bak, çekil önümden. Bir daha da karşıma çıkma. Zeynep! Çok tuhaf bir kızsın ha. Hep çok güzelsin. Çok masumsun. Ha, bir de çok hırçın bir kızsın sen. Adam geldi, evi başımıza yıktı, oğlunu neredeyse gözünün önünde öldürüyordu. Sen onun intikamını alacağına oğlunu uyutuyorsun. Aynen öyle. Öğleden sonra hemşire tekrar gelecek, ilgilenirsin. Ben çıkıyorum. Bu ne rahatlık ya? Emir'in yaptıkları yanına kar mı kalacak? Kalmayacak. Ama önce oğlun bir izin versin de Emir'den elimizi kolumuzu kurtaralım. Sonra hesabını misliyle ödeyecek. Ben anlayacağımı anladım Ekrem. Adam senin oğlunun canıyla oynuyor. Sen hala işinin gücünün derdindesin. Volkan Bey'in zarfları geldi de. Ver bakayım. Sen de baygın yatan çocuğa onları mı getirdin? Yok, hayır. Ben size getirdim herhalde.
Hani mahkeme deyince önemli bir şeydir diye düşündük de. Boşanma davası açmışlar. Uzaklaştırma kararı da çıkarmışlar. Hemen kaldır onları ortadan. Niye kaldırınca dava açılmamış mı oluyor? Volkan görürse delirir. Sanki görmeyince deli değil de. Şükran al bunları. Çalışma odasında çekmeceye koy, ben sonra avukatla görüşürüm. Tamam. Ekrem gördün mü? Sen oğlunun arkasından çekilince boşanma davası açacak kadar cesaretlendiler. Eserinle gurur duy. Benim değil Macide. İçeride yatan senin eserin. Kızı az kalsın öldürüyormuş. O yüzden açıldı bu dava. Ama bak kesin konuşuyorum. Volkan o yataktan kalkmayacak. Kalkmayacak. Bir süre öyle sakin sakin uyusun. Elif, ya dün olanları öğrendim. Kızlar büyük badire atlatmış. Sorma. Müdür bey ile Emir konuşmuş. Okul önünde güvenliği sağlanması için. Ben de konuştum. Umarım böyle bir şeye gerek kalmaz. Kızlar bugün iyi görünüyorlardı. Daha iyiler. Onlar için yapabileceğim bir şey olursa lütfen söyle, olur mu? Evet. Moral olsun diye belki beraber bir şeyler yapabiliriz. Yani önce bir Emir'le konuşmam lazım. Haber veririm size de. Olur mu? Tamam. Kızların yaşadıkları gerçekten çok zor. Bir şeyler düşünelim onlar için, olur mu? Buyurun. Yardımcı olayım. Okula gireceğim. Yok, olmaz. Kardeşim, benim bacım burada okuyor. Onu görmeye geldim. Nasıl giremiyorum okula ya? Allah Allah. Sen Ekrem Bey'in yanında çalışmıyor musun? Emir Bey'in talimatı var. Giremez. Allah Allah. Çağır kardeşini, buraya gelsin. Lan ben sana mı soracağım kardeşimle nerede görüşeceğimi ya? Allah Allah. Hayırdır ya? Hop hop hop. Hayırdır kardeşim, ne oluyor, ne iş? Emir Bey'in talimatı var. Ekrem Bey'lere çalışan kimse, öğrenci değilse okula giremez. Allah Allah ya. Niyeymiş? Ben burada sağ salim duruyorsam bu Ferdi sayesinde, tamam mı? Siz esmalar peşinde koştururken Ferdi kurtardı beni. Onu da açıklasın o zaman Emir Bey. Hadi gel Ferdi. Sen nasıl bir alfasın ya? Emir Bey, Ferdi geldi. Doğukan, iyisin değil mi? Sen? Bilmiyorum. Ama dedemin neden böyle yaptığını bulacağım yani, merak etme. O evde olduğum içindir. Yok, sanmıyorum ben. Ne düşünüyorsun peki? Dedem çok adaletli bir insandır. Çok sağduyuludur. Kimseyi yargılamaz. Beni yargıladı ama. Bir şey vardı Okan. Ne bilmiyorum. Sabah da annemle konuşuyorlardı gizli gizli. Ama öğreneceğim, bulacağım, merak etme. Vazgeçmediğin için sağ ol. Neyden vazgeçmedim? Arkadaşım. Sen geç sınıfa. Geleceğim ben. Esma. Nasılsın arkadaşım? İyisin. Esmaların esması gelmiş be. Ne badirelerden geçmiş de gelmiş. Arya Stark gibi. Kurban olduğum. Kardeşim bari bunun esprisini yapmasın. Asıl bunun şakasını yapacağız ki Esma böyle kalmasın. Yani belki bu sefer birazcık da olsa haklı olabilir. Hadi biz de aşk hayatımızı renklendirelim. Bir biz kaldık böyle boynu bükük. Yok ben öyleyim ya. Ya yürü işte. Hı? Farkında mısın? Her şeyi konuştuk. Dedenin bana olan tavrını.
Ama senin travmanı konuşmadık. Bence bu daha önemli. Sen hep böyle iyi bir insan mıydın yani? Ben hiç mi fark etmedim? Yaşadıkların senin suçun değil, biliyorsun değil mi? Doğukan. Bunları konuşmasak olur mu? Ama senin gülümsemen gerekiyor. Bunu sen mi diyorsun? Buzlar Prensi. Çakma Prens'ten sonra çok iyi gelişme. Of. Ne dedim ya? Bu ne şimdi? Kremalı bisküvi. Taze sıkılmış portakal suyu, hem de süzülmüş. İki bardak. Hepsinin üzerine... Çilekli sakız. Fidan da iyi istihbarat ha. Vallahi çilekli sakıza kadar. Helal olsun. Ama sen tuzlu kraker seviyorsun. Ya öyle aklında kalmış yani. Nereden bilmiyorum. Fidan'ı değil, beni görmeye geldin. Evet. Niye? Merak ettim. Dün gece konuştuk telefonda, birazcık sesin ağlamaklı gibiydi. Merak ettim, görmeye geldim. Ha yok ya, ben... Dün öyle bir uyku tutmadı da beni, sohbeti aradım ben. Ha, ben de zaten sohbet etmeye geldim yani. Sohbetten zarar gelmez neticede, değil mi? Ne yapıyor o manyak Volkan? Sakinleştirici vurdular, yatıyor ya da. Sakinleştirici verdiler yani. Ekrem Bey bu ayıları, atları bayıltan ilaçlardan vurdurdu buna. Ölü gibi yatıyor. Beter olsun psikopat herif. Sen onu boş ver de çıkışta ben seni alayım. Gidelim bir yerlere ha. Hava alırsın biraz, hem kafan değişir biraz. Yok ya, zaten salmaz ki boyun birinin adamları. Kaçırayım o zaman ben de seni. Yok. Kalsın. Yani gönüllü olanından bahsediyorum ya. Çeyizli, bohçalı. Yuh Ferdi. Öyleli yani. Ne diyorsun? Abi! Fidan tam gelecek zamanı buldun ya. Geldim. Söyle ne söyleyeceksen. Bir şey demeyeceğim. Sen niye geldin o zaman buraya? Sana bakmaya diye geldim. Merak ettim. Olaylar oldu ya. Gülendam'a da seni sormuştum hatta. Değil mi? Abi Volkan bana bulaşmaz ki. Bundan o kadar emin olma. Olaylar çok karışık bak. Ben sen okulda doğru duruyor musun diye bakmaya geldim. Sıkıntı yok. Aferin kız. Aferin. İyi, ben gideyim. Ferdi. Ne oluyor? Bir şey yok ocağına. Müsaadenizle kız kardeşimi ziyarete geldim. Şimdi gidiyorum. Volkan bir iş mi çeviriyor yine? Volkan sakinleştiriciyi yedi, evde kütük gibi yatıyor. Niye geldin o zaman? Ocağım, Fidan Özer benim kardeşim olur biliyorsunuz. Kendisine soracağım bazı sorular vardı, sordum. Cevaplarını aldım. Şimdi de mesaimin başına gidiyorum. Herkeste de bir sorgu sual. Allah Allah. Bak, bu evlerin bazılarında hala sorun var. İki gündür geliyorum. Ben mi çözeceğim bunları? Emir Bey, halledeceğiz. Evler biraz kötü durumda. O yüzden sıkıntı yaşam. Yamaç, biliyorum ama bahane de sevmiyorum biliyorsun. Tamam. Sen içeri geç. Yanlış yapıyorsun Emir. Bu şekilde olmaz. Oğluna söyle. Bir daha benim evimin namusuna, şerefine el uzatmasın. Eğer oğlumu düşman edinirsen er geç arkasında dururum. O benim evladım. Bana bak. Her kavganın bir adabı vardır. Her savaşın bir raconu. Düşmanlığın bile bir şerefi vardır. Senin oğlun bana düşman olamaz. Bunlar senin sözlerin değil. Kimin sözleri olduğunu çok iyi biliyorsun.
babamın. Ha? Babamdan bunu öğrenebildiğine göre sen benim düşmanımsın ama oğlun değil. Emir, babam bile... Sakın. Sakın. Bir daha oğlun yoluma çıkmasın. Ha. Ya da istiyorsan sen de git onunla otur. Sonra da yapabileceklerimi seyret. Yürü, yürü. Rahatsız ediyorsun ama artık. Ama o ilk karşılaştığımız gün rahatsız olmamıştım benden. Ne karşılaşması ya? Öyle çarpıştık sadece. Bence öyle olmadı. Yani o gün sen benim gözlerim içine baktın. Halimi gördün. Hatta sordun bana iyi misin diye. Normal. Hani insanca bir şey sordum galiba. Hatırlamıyorum bile. Senin tavrın benim kim olduğumu öğrendiğinde değişti bence. Sen nasıl istiyorsan öyle yorumla. Benim seninle de başkasıyla da işim olmaz. Okuyacağım ben. Zeynep, Zeynep. Ne yapıyorsun ya? Hasta mısın nesin? Böyle şeyler söyleme olur mu? Sana hiç yakışmıyor çünkü. Bırak kolumu. Gel, bir oturalım beraber. O ilk günkü gibi bir kere bak bana. Ne bakması ya? Ben sana bakmadım, bırak. Niye inat ediyorsun ki güzelim? Bak, lütfen diyorum. Lütfen bırak kolumu. Canımı acıtıyorsun, korkutuyorsun beni. İşte ben de sana lütfen diyorum. Hadi gel. Bak, bırak. Tamam, bırak. Bırak. Derste birbirinizle bir mesajlaşıyorsunuz. Fidan, kapasana çeneni. İyi günler Zahit amca. İyi günler Fidan. Gözümle göreyim dedim eve girişinizi. Fidan. Gülendam nerede? Bilmiyorum. Gelir birazdan. Gülendam, niye konuşmuyorsun benimle? Ay, ya ben sizinle konuşmak zorunda mıyım? Siz gidin başka öğrencilerinizle konuşun. Hoş geldiniz Zahit Bey. Hoş bulduk öğretmen kızım. Hadi bakalım, eve geçelim. Yok, ben gelmiyorum. Ben bir arkadaşımla buluşacağım da. Şimdi sırası mı kızım? Kimse arkadaşını çağır, bizim evde görüşürsünüz. Ya ben niye o evde yapmak zorundayım her şeyimi? Ya istemiyorum. Ben o eve girmek istemiyorum daha. Beni evde basıyorlar. Gülendam biraz kırılmış. Ben diyorum ki gel eve biz aramızda konuşalım olanları bir... Ne konuşacağız? Ben ne konuşacağımızı çok iyi biliyorum çünkü. Başka öğrenciye gelince can siper... Bana gelince sal gitsin çünkü ben biliyorum ki ben çöpsüz üzümüm. Ben bakarım başımın çaresine. Problem yok. Gülendam, bak neler yaşadık. Bin şu arabaya gidelim hadi. Yok, vallahi bilmiyorum. Bin yoksa bindirmek zorunda kalacağım Gülendam. Öyle mi? Bindirsene ya beni. Bak sabrımı deniyorsun, yapma. Çok zor tutuyorum kendimi. Vallahi bilmiyorum, yok ya. Bilmiyorum. Kızlar. Yapmayın kızım. Esma tamam koş. Bindir. Efendim? Mehmet yok mu? Her yere baktınız mı? Zahit Bey bir şey mi oldu? Bir daha bakın. Mehmet yok. Yapı denetimden randevu alalım temellerle ilgili. Tamam. Bir saniye. Elif? Emir, Mehmet'i bulamıyoruz. Nasıl? Okul çıkışına gitmişler almaya. Yok yani ortada. Zahit Bey şimdi baktırıyor her yere. Volkan'ın işi mi bu? Bilmiyorum ki yani Volkan'a sakinleştirici vermişler. Uyuyormuş o. Birini ayarlamış olmasın?
anne olabilir ama kantinciyle konuşmuşlar. Mehmet son teneffüs gitmiş, bütün yiyecekleri, içecekleri çantasına doldurmuş gitmiş. Acaba bu çocuk dün biz konuşurken duydu mu? Olabilir. Kerim Hanım'la konuştum. Sabah da bir tuhaf konuşmuş onunla. Yani düşününce veda gibiydi diyor, ağlıyor kadın. Kendi kaçmış. Tamam, sen kızları sağ salim eve gönder. Ben bakamıyorum. Anne, Volkan Bey nerede? Yukarıda yatıyor. Hiç kalkmadı mı? Yok, kalkmadı. Kesin mi? Kızım yatıyor diyorum ya, dünden beri uyuyor. Oh be. Ne oluyor Fidan? Ya Mehmet kayıpmış da Volkan'la bir alakası vardır diye korktum. Alo. Hocam size dediğim gibi yani hiç kalkmamış, odasındaymış. Macide. Şimdi Fidan bize çalışsın dediniz ya. Evet. O da hemen bir haberle gelmiş. Mehmet yokmuş. Nasıl? Ya okulda işte kaybolmuş. Her yerde onu arıyorlarmış. Bulamadılar herhalde. Hatta Volkan Bey mi yaptı acaba demişler ama Volkan Bey içeride. Uyuyor. Evet. Volkan hep burada uyuyordu. Kimseyle de konuşmadı yani. Yani görüyorsunuz. Volkan Bey bizi çok kırdı. Biz işimizin başındayız. Fidan da bir şey öğrendi. Hemen geldi, öğrendiğini söyledi. Tamam Şükran, tamam. Anladık. Aa, kim ki bu? Ay, Emir yoksa yine evi basmaya mı geldi? Emir gelse kapıyı çalmaz Şükran. Zaten dışarıda da bir sürü adam var. Hemşire gelmiştir. Sen aç kapıyı. İyi, açayım ben. Volkan. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapacaksın şimdi Macide Sultan? Bence çok geç kaldım bu sakinleştiriciyi vurdurmak için. Oğlum yapma ne olur. Bak baban tembihledi. O iğneyi olman lazım. Volkan babam beni bitirir. Neyi bitiriyor ya? Neyi bitiriyor? Oğlum ne olur yalvarıyorum sana lütfen. Allah aşkına artık vazgeç şu kızdan. Anne çekil önünden. Kalk. Oğlum bak benim artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Benim dayanacak gücüm kalmadı Volkan. Baban da senin arkanda değil. Bu kızın peşinde koşarken ölüp gideceksin. Güzelim benim. Kalk önünden. Ne olur kalk hadi. Oğlum bak önce bu kızlar sonra da Mehmet. Oğlum oluyor mu hiç? Ne Mehmet'e? Ne diyorsun sen? Onun için gitmiyor musun oğlum? Sen bunu önceden ayarlamadın mı? Mehmet senin elinde değil mi? Hayır. Anne kaçtı bu çocuk. Anne herkes bu kadar korkmuşken kaçıyor bu çocuk. Anne gidip polise teslim olacak bu. Polise giderse seni de alırlar oğlum. Babanı arıyorum ben hemen. Anne arama şunu. Arama bırak beni bekleyin diyecek. Arama şunu. Bırak. Volkan lütfen bak yapma böyle. Macide Hanım. Hemşiremiz. Geç. Ya çık dışarı. Çık. Çık dışarı. Volkan. Anneciğim çık hadi. Oğlum yapma ne olur Volkan. Çık, çık güzelim hadi çık. Çık. Efendim Macide. Ekrem, Volkan gidiyor. Nereye gidiyor? Yaptırmadın mı yeni iğne? Hemşire içeri giremeden kendine geldi zaten. Bir sürü adam vardı orada. Ekrem, bu Zeynep'in kardeşi Mehmet kaçmış, ortadan kaybolmuş. Bunu duyunca delirdi Volkan. Sen bıraktın değil mi Macide? Ben sana ne dedim, sen yine ne yaptın? Kapat. Dön buradan, dön eve gidiyoruz. Volkan, baban geliyor şimdi. Anne çekil önümden, elinden bir kaza çıkacak şimdi. Volkan nereye gidiyorsun? Para vardı burada. Bak para şimdi. Vardı.
Kredi... Ben babamla konuştum oğlum. Geliyor yolda baban. Kredi kartı, çek defteri, bir şeyler koyuyordu babam. Volkan. Ver onu bana. Ne bu? Şimdi biz babanla konuştuk. Halledeceğiz Volkan'cığım. Avukatla da görüşüyor baban. Anne Zeynep bana boşanma davası mı açtı? Açsın oğlum. Açsın, ne olacak ki? Biz halledeceğiz. Sen merak etme. Anne uzaklaştırma kararı yazıyor burada. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Zeynep. Her yeri dedik dedik arıyor çocuklar. Ben de haber saldım her yere. Ya ben şunları asayım mahallenin her yerine ya. Emniyete de gitmemiş. Giderse diye yine de birileri orada olacak. Zaten planlı kaçmış Zahit baba. Derdi her neyse polise teslim olmak değil. Bence kendini suçlu hissediyor. Bütün olanları günahını kendinde buluyor. Ona bir şey olursa annesinin dayanamayacağını da biliyor değil mi? Böyle düşüncesizce bir şey nasıl yapar? Çocukluk işte. Ben de ilk başta yine Volkan'dan kaynaklandı diye çok korktum. Ama neyse ki Volkan dünden beri uyuyormuş evde. İyi benzetmişler ha. Uzatma lan. Ne oldu? Sıkıntı yok. Mehmet emniyette değil. Emin'in adamları her yerde arıyorlarmış zaten. Emniyete gitmedi yani bu çocuk. Yok, gitse bilirler. Ama emirler mahallede, gel götüreyim seni. Hadi hadi. Kerime Hanım, yapmayın böyle. Bakın sizin kendinize dikkat etmeniz lazım. Bana söyledi. Anne dedi sabah. Kendini üzme dedi. Yok yani. Ha, bu çocuğun artık bu kadar yaptığı da salaklık bunun adı yani. Gülendam. Ne? Yeter. Sen öyledin diye kaçtı zaten çocuk. Ya kızım. Ya ben mi dedim git kaç diye? Sen bıçakladın diye Volkan'ı tutuklatamıyoruz demedin mi? Yalan mı Zeynep? Öyle değil mi gerçekten? Ha bunun da suçlusu benim yani, öyle mi? Kızlar. Yapmayın. Ah gitti çocuğum benim. Kerime Hanım, Kerime Hanım. Kerime Hanım. Aman annem. Hadi Dilaltı getir. Tamam. Dur. Zahit baba, siz her yeri aramaya devam edin. Ben de şu ormanlık alana bakayım. Tamam Emir. Sen gelmiyorsun. Geliyorum. Ya ormanlık alan diyorum. Ne yapacaksın orada? Emir ben de geliyorum. Tartışacak vakit yok. Hadi. Of. Gördün bak. Çocuk harbiden yok ortalıkta. Rahatladım. Ama bunlardan önce çocuğu bulmak lazım. Bas, bas. Nereye? Emir nereyse oraya. Hadi. Hadi bakalım. Evet, önemli bir durum yoksa ben seni sonra arayayım. Emir Bey, önemli bir gelişme oldu. Ekrem Baykar'ın Azerbaycan'daki inşaatları ile ilgili. Denetimden mi sonuç çıktı? Evet, tüm inşaatlarını mühürlüyorlar.
Ekrem Bey durumu toparlamak için hızla Azerbaycan'a gelecektir. Ama durumları çok zor görünüyor. Şahane. Sen süreci takip et. Sakın kurtulmalarına izin verme. Ben seni sonra ararım, tamam mı? Tamam. İyi bir haber mi? Azerbaycan'daki işleri bitti. Sen mi yaptın? Ben sadece işi hızlandırdım. Anladım. Eğer Mehmet'i de bulursak iki güzel haberle eve döneriz. Hiçbir yerde yok, hiçbir yerde yok ya. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Emniyeti, jandarmayı, herkesi ayağa kaldırdı Emir. Sarpça'da arayacak kim varsa şimdi herkes Mehmet'i arıyor. Zahit baba, Allah korusun bu... Şş. İçimizi ferah tutacağız. Saklanmayı iyi biliyor kerata. Geçen kaçtığında aradık, bulamadık, baktık sonra burnumuzun dibinden çıktı. Ben yine gidip bir soruşturayım. Ben de eve geçeyim. Belki onların aklına gelir nerede olabileceği. Sence burada mı? Bilmiyorum. Düğün gecesi Volkan'ı bıçakladıktan sonra benim eve gelmesi için buradan geçiyor olması lazım. Belki güvenli alanı diye buralardadır. Affedersiniz. Buradan bir çocuk geçti mi, gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ekrem, Volkan çekti gitti. Macide, ben Volkan'a o yatıştırıcıları keyfimden mi verdiriyordum? Sana demedim mi odadan çıkarsa durmaz diye? Bilmiyorsun, ne yapabilirdim ki? Neyi bilmiyorum Macide? Neyi bilmiyorum? Bir kere kafanıza göre iş yapmayın. Bir kere bir şey istediğimde, bir şey söylediğimde arkamı dönebileyim. Ama bu son hatan Macide Hanım. Bir hata daha olsun, ikinizi de kapının önüne koyarım. Ekrem, sen ne söylediğinin farkında mısın? Farkındayım Macide. Hatta sana da oğluna da lanet olsun. Ekrem, bunca yıldan sonra, yaşadığımız bunca şeyden sonra bana bunu mu söylüyorsun? Ben söylemiyorum Macide. Sen söyletiyorsun. Seslensek mi çocuğa, bağırsak mı acaba? Sence iyi fikir mi? Bizden kendi isteğiyle kaçtı. Şimdi bizim sesimizi duyunca bizim yanımıza mı gelir, yoksa bizden kaçmaya mı devam eder bilmiyoruz ki. Haklısın. Kim arıyor? Efendim Halit Bey. Aha, evet evet, biz de size söylediğimiz bölgedeyiz. Tamam, 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 peki sağ olun. Jandarma, emniyet, hepsi seferber olmuş. Arama kurtarma da buraya geliyormuş. Haber var mı? Yok. Nereye gittiğimizi biliyor musun? Ya bilmiyorum. Yukarıdan daha iyi görürüz belki. Lan, gel lan buraya. Emir abi! Emir abi! Emir abi! Mehmet! Mehmet! Emir abi! Emir abi! Bağırma lan, gel buraya! Oğlum gel, eve götüreceğiz seni, gel! Berat hızlı çıktı ha.
Mehmet! Mehmet sıkıştır oğlum, Mehmet! Güzel. Mehmet! Mehmet! Mehmet bir şey yapmayacağım, gel buraya. Volkan'ın sesi. O da onun peşinde. Tuncay! Tuncay! Volkan! Volkan! Ben o ne yaptıysa aynısını yaptım. Bir kez olsun bana aferin de diye onu bittim. Tavanım düştü. Hayatımda abime karşı ilk defa bir yarış kazandım da bütün hayatımı kaybettim. Tuncay bırak! Yakaladım! Adam peşimizde. Olmaz. Olmaz, bir daha aynısı olmaz. Volkan. Bir kendine gel. Bir şey olduğu yok. Şimdi gidiyoruz, tamam mı? Şimdi değil. Şimdi değil. Hadi yürü. Olmamıştır. Dur. Emir yok işte, yok ortada, yok. Mehmet! Mehmet! Volkan. Volkan. Hadi kalk abi. Abi arkamızdalar. Hadi kalk gidelim. Bırak dedim ben sana Tuncay. Dokunma çocuğa, bırak dedim sana. Bitirdin lan beni. Ya oğlum, ne bitmesi ya? Niye bu kadar abarttın sen bu olayı? Hiçbir engelleri kalmadı lan. Benim kaçmam lazım, ben içeri gireceğim. Volkan, bak kalk, o iş çok kolay oğlum, hadi. Olmaz. Olmaz, Zeynep'i almadan olmaz. Volkan, bir kalk abi. Bir kalk, şuna bak. Bu işi sen bozdun oğlum. Bu işi sen bozdun lan! Ben Zeynep'le kaçacağım. Bana yardım edeceğim çocuk. Ben Zeynep'le yurt dışına kaçacağım, beni buradan kaçıracağım. Gebertirim oğlum seni. Anladın mı beni? Bu işi sen bozdun. Evi aramadın değil mi? Arayamadım. Mehmet'e bir şey olursa... Kerime Hanım... Bulacağız. Bulacağız Elif. Bulacağız. Bulduğumuzda Mehmet yaşıyor olacak. Burada, burada! Mehmet. Daha fazla yaklaşmayın. Burada kalın. Allah Allah. Mehmet. Mehmet.
Efendim maalesef. Ne demek maalesef? Gidin bir başınız şey yapın. Sağ olsun. Ya olur mu öyle şey? Yok öyle bir şey. Gidin müdahale edin. Ay, bir şey yapın. Sakin olun. Zaten... Ne yürüdü üstünde? Ne düştüğünde? Yok öyle bir şey. Kaç yaşında daha bu çocuk? Beyefendi sakin olun.